Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak refik eylesin inşallah. Uzun bir aradan sonra tekrar kavuşturtan Allah'a hamdolsun peygamberine selatü selam olsun. Al ve ashabına, etbaına da Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bizi de ihlas, muhabbet, sadakat, hizmet, takva, ne bu kebair sırrına ve hakikatına mazar eylesin. Bizi bize sevdirsin inşallah. İlmin sonucu, ilim sonuç değildir, süreçtir. Sonuç uhvettir, ihlastır, sadakattır. Ustadımız düşünmek, deşmektir diyor. Yani yönteme girmektir. Yönteme girmektir. Yöntemdeki dengeleri korumak e, ilimdir. İç yapılanma vicdanda oluyor. Vicdanda oluyor. Allah razı olsun. Sağ olasın. E, bugünkü dersimiz vicdan. Cenab-ı Hak... Nasıl şükredeceğimizi de bilmiyorum. Biraz da o şeyi var bende. Çünkü hep dua etmişiz geniş bir yere şey yapsın diye. Allah verdi. A size ve Allah nasip ederse inşallah böyle icra etme noktasına ilk şeyimiz olunca böyle sıkıntılar da oluyor. Ama bu alet malet edevat noktasında en iyisini inşallah yapacağız böyle büyük. Bu dersi de herkese nasip olmuyor. Çünkü ömür veriliyor. İnanır mısınız şu okuyacağım belki bir yarım saat bir şeyi biliyorsunuz zaten haftalarca okunup her çalışmadan sonra bu yani belki olan kardeşler bu metindir kırmızı. Diğeri anladığımız çıkarımlar. Kırmızılar metindir. Yaptıktan sonra tekrar haleti farklı bir başka zamandaki haletime göre onu okuyunca düşen cümleler. Bunu da ısınmak için bu derse girmeden o kadar mühim ders ki ısınmak adına okuyoruz bir yarım saat. Tek tek okuyorum, yöneliyorum böyle. Aletim şey yapıyor. Yoğunlaşıyorum yani. Başka şey mi yok. Zaten anlatacak da yok. En böyle dedikleri cümleler filozofların ve İslam alimlerinin ortak şeyi, sözünü söylüyorum. Vicdan mahkemedir. Mahkemedeki bazı alimler şey demiş ki alimler mahkemedeki hakimdir. bazı filozoflar mahkemenin kendisidir. Yani haşir meydanındaki mahkemenin küçük bir provası yani vicdan denmiş. Biz de külliyattan bakıyoruz. Ee, külliyattan baktığımız zaman vicdan aklın aklıdır. Aklı kontrol eden, verilerin düzeltmesini söyleyen, devamlı daim insanı ikaz eden bir sistem. Kalbin iki ayağı var. Bir tanesi vicdan, bir tanesi dima. Mazar hissiyatı vicdan, makesi efkarı dima'dır der ustadımız. Şimdi vicdan yapısı bakımından e, külliyatta şöyle gösteriyor. Vicdan iki nokta üst üste böyle yapmıyor. Akıl iki nokta üst üste böyle yapmıyor. Eylemde gösteriyor. Eylemde. Fiilde gösteriyor. Kur'an'da da öyle. Mesela akıl iki nokta üst üste. Vicdan iki nokta üst üste yapmıyor. Veya namaz kılınır, kılınmaz işte vesaire. Müştehitler böyle iki nokta üstüse, konseyde müştehitler olmaz, Herkes bulurdu. Bazı ayetler, alimlere az diyor. İlimde rusu peda edenler bilir diyor. Rusu peda edenler vesaire. Onu rusu feda eden, onunla yoğunlaşacak hassasiyet ve hads tarafı inkişaf edip, bir ayete bakarken külliyatta da böyle bir yere bakarken külli bakıyor. Külli görüyor. Resmi külli görüyor. Dolayısıyla o mana nereden çıktı deyince o metinden çıktı. Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Nedir o? Söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Söylemek istedikleri Kur'an'ı ve Risale-i Nur'un söylediklerinde metinden zahirde anlaşılandan çok fazla kıyas edilmeyecek kadar ve çok gariptir. Söylediklerin içerisinde her asırda bir masadaki bulunur. Her bir ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her asırda mutadit manası var diyor. <laughs> bir üstünde diyor ki her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir manada küllidir, her asırda efradı bulunur. Şimdi bu asırda da böyle bir manası çıkıyor. Onun için yoğunlaşmak, rusu peyda etmek, had sahibi olmak. Yani kalbi, vicdanı ve dima hassasiyetle inkişaf ediyor. İçeriden patlıyor. Son bir şey söyleyip gireceğim. Allah'ın sanatı ile insanın sanatını şeyde, mesleği de söylerken zaten insan da Allah'ın sanatı da ama zahirde Mesela bir motor e, hep dışarıdan eklenir yapılır, oradakini hulasa ediyorum. E, crank mili koyar, P piston kolunu koyar, piston koyar, manifoldları koyar, yani koyar 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 motor olur. Hep dışarıda müdahale. İnsanın sanatı böyle. Allah'ın kainattaki kullandığı teknoloji ise içeriden dışarıya patlar. Çekirdek patladı. Fil, şey verdi, tomurcuk patladı, filiz verdi, patladı, gövde oldu, patladı, dal oldu, patladı, yaprak oldu, patladı, çiçek oldu, patladı, oldu. Koku da bile öyle. Hep dışarı, içeriden oluyor. İçeriden dışarıya. Enfus buna masar olmaktır. Enfusi dersler Allah'ın bu kainata ve insandaki bu tasarrufatına aynı darlık yapmaktır. İçeriden patlamaktır. İçeriden dışarıya ama buna muvaffak olabilmek için seyri afaki dışarı bitirmek gerekiyor. Paldır küldür olmuyor. Vurgun yersin. Vurgun. İki tane vurgun vardır. Dünyada yaşamak dengelidir. Aşağıya inersen denge ne demek? İç basınç, ta, tansiyon, damardaki kan vesaire içerideki ile hava basıncı. Mesela bir insanı yüzerseniz hayvan gibi 172 santimetre kareymiş. Normal bir insanın alanı. Her bir santimetreye 10 kilogram basınç yapıyormuş. 172 kilo basınç altındayız. Niye patlamıyoruz? İçeriye diyor çökmüyoruz içeriye doğru. İç basınçta dış basınç eşit olunca böyle oluyoruz. Eğer bunu bozarsak denizin dibine girersek dış basınç içeriği baskılayacağından içeriye doğru baskılar yani ya tenekesi gibi ezer. İçe içeriye doğru organlar birbirine girer. Vurgun. Bu bir vurgun çeşididir. Semaya doğru yukarıya çıkarsanız dış basınç azaldığından iç basınç galip gelince dışarıya doğru patlama olur ki gözler dışarıya düşer, kan patlar, damarlar patlar. Damarlar dayanamaz. Dış basınç kalkınca damar basıncı dışarıya fırlar. Bu de sıf zahire hükmedenler tamam içeriden patla semaya çıkmak gibidir. Sıf aşağıya dalmak, sıf enfusten dem vurmak e, içe doğru çöküntüye sebeptir. Allah'ın kanunu bu üçünü işte cem etmek yani. İç ve dış basınçtan kurtulmanın yolu hem seyru afaki hem enfusi ikisi. Ustadımızın emri zaten e, enfusidir diyor. Nereden çıktı diye bunu duyuyoruz biliyor musun? Ve hayretle seyrediyorum bu nereden çıktı diyenleri. Allah Allah. İlk öncesini soruyorum yani. Enfusi nurcu olmak gerekmiyor. Enfusi neden? Yani İslam dünyası bunlarla oturmuş. Yani e, boyutlaşmış insanlar. Mesela bastı zaman tayi mekan yapanlar. Sabah namazında koca kulanı bitiren... Müştehidin e, müntesipleriyiz yani İmam Azam mutadit defa sabah namazında farzında Kur'an'ı bitirtmiş cemaata e, ve fıkıl ekberimizde Allah'ı görmek dünyada bileceğiz. Kabri keşfetmek e, bu caiz yani böyle, böyle fakat nereden çıktı deyince değil Risale-i Nur'da İslam dünyasında böyle bir acayip olur yani. Kaşıların nereden çıktı yani. Sif insan namazın e, zahiri şeylerine mi o hastır? Değil. Şimdi geliyoruz vicdan abiler. Vicdan mutadit defa derse bugün vicdan kaçıncı derstir abi? Defterinizde. 21. Bugün ayın kaçı? 22'si. 22'si. 2022 Arnavutköy. Artık buna alışacağız. Dima 197 mi? Dima 197. Arnavutköy Nur Dersi diye. Öyle çıktı. Bu ismi de cemaat taktı. Benimle alakası yok. Onu da söyleyeyim. Hemen hatıra geliyor. Ee, gelebiliyor diye. Ee, Gruplara attık. Excel'i böyle geçirdi. Sonra vakıfların meşretinin 10 küsür kişiydik. Onlar da burada olanlar var. Ondan sonra böyle çıktı. Değil mi Fatih abim? Nur Dersi. Evet böyle çıktı. Yani şey olmasın diye. Şimdi vicdan dersimiz başlıyoruz abi. Ee, çok ısınmak adına vicdan hakkında çok ders olduğu için fazla köklerine girmeyeceğiz. Ee, burada biraz girsin diye burayı aldım. Vicdan it yani ısınma. Metin metin çalışması bu 15-20 dakika yarım saat sonra gireceğiz. Bu kendimize bir gelelim diye. Vicdan içsel kontrol merkezi olmakla beraber aynı zamanda kişinin hareketlerini de gösterir. Ha, karakterlerini de gösterir, yapılandırır. Karakter meselesi yani. Karakterini de seyredersin. Karakterinden vicdan, vicdanından da karakterini seyredersin. Dışa vuruşudur. Ee, kader her sen bile ders yapsan her ders yapış, yapı, yapmakta farklı şeylere kaymanın sebebi bunlarla kalı söyleyeceğim de iki tane kader hakikatı var nereden biliyoruz iki tane tercih sistemi aktif bizde bir cüzi ihtiyari bir irade olunca iki tane tercih sistemi varsa insan kendi aleminde iki tane kadere tecellisine mazardır yani. Birisi kendisinin dışındadır, birisi kendisi yapılandırıyor. için bir derste duyarsınız kader kendi tercihleridir. Böyle bir ders yapıyor, yapıyoruz. Bir derste duyarsın kader hakimdir. Kader konuşursa irade-i cüz'iye susar. Bakarsın kader tamamen hakim. Biz kurumuş yaprak gibi önünde oynayan bir şeyiz gibi çıkıyor. Cüz-i ihtiyariyle ki. İhtiyari ve izdirari gibi. Yani şu an dediğiniz. Evet. Diyeceğimi gelsin anlarsın. Cüz-i ihtiyari ile alakalı maziden ve istikbalden kopup halde şu mu o mu bu mu tercih etmek kendin yapılandırıyorsun. Bunu cüz-i ihtiyari ile alakalıdır. İrade ise kader tarifinde hali ve vicdanidir. Vicdanla alakalı olduğu için oraya geçtim. Neye geçtin? Kader vicdani ve hali. Hali ve vicdanidir diyor da ne var diye, vicdan böyle karpuz gibi kesersek içerisinde irade, zihin, his, latife-i rabbani. İrade, kaderin bizim dışımızdaki e, nizam, intizam, malumiyet, meşhude, taayyun, evamili tekvini, altı tane kulasanın mecmuasından, yani bizim dışımızda ceylan ediyor. E, bu irade o kadar deyip ki e, aktif olunca, mazi ve müstakbeli geçip hazıran gibi görebiliyor ve cüz ihtiyarımdan vazgeçirten, vazgeçtim diyen odur. Ve elestü bi rabbikum kalu beladaki sistem odur. Alemi şahadetteki sistem cüz ihtiyaridir. Beşeriyetimiz cüz ihtiyarı, insan oluşumuz irade ile alakalıdır. Şimdi vicdan niye girdik? içsel kontrol merkezi olmakla beraber akla diyor ki yanlış yaptın. Özür dile. Bu olmadı. Fazla dedin. Az dedin. Keşke demeseydin. Aklını yapıyor, eğitiyor. Bakın aklın aklı oldu. Yapma. Haşir meydanındaki neler başımıza gelecek? Yani süre takikatsız hakikat, suretsiz olamayacağından Ahiret bu manzaradan, bu amelimizden olmayacak. Ahiret oluyor. Olmakta olandır zaten. Yani dolayısıyla ahiretteki haşir meydanındaki mahkemenin küçük bir provası, muayyen, peşin, muaceli vicdandır. Sana bu sorulacak mı? Vicdan sana sormasıyla anlaşılıyor. Sen bundan zevk alacak mısın? Maşallah, aferin Osman, aferin Yusuf, bunu doğru yaptın. E, denmesi den, deneceğinden deniliyor sende. Vicdan söylüyor. Şu anda söylüyor. Yapma diyor ya İrfan. Bunu yapmayacaktın. Demeyecektin. Gidecektin. E, i̇şte bu bize de karakteri oluşturuyor. Karakter nedir? Dört tane vicdani sıfatların yani irade, zihin, his, latife-i rabbanin. Bugün yemek, kahvaltıda o kadar güzel bir soru sordu ki Allah razı olsun. Bak buraya kadar taşımama sebep oldu ve teşekkür ediyorum şeye Erdinç'e. Yani bununla alakalı çok hoş benim hep iz sıkıntı çektiğim bir şey. Keşke böyle bir müsait olsak da böyle ona ait ...böyle bir bir saat ders yapsak. Diyor ki muhakeme akliyede noksan dinde hassas. Dinde hassas, muhakeme akliyede noksan insanlar hizmet diye, din diye, takva diye ne bileyim şu diye diğerlerine zarar veriyor, zarar ediyor. Muhakeme hakkı eden oksan? Ama dinde hassas. Oh, takma. Ve millet de bunu uçuruyor biliyor musunuz? Millet bunu Oy ne adam ya ne işte garip taraf da bu. Bizde de bir sıkıntı var. Hastaları hasta olduğumuza götürüyor. Hasta adam ya. Ben hastayım bu sefer diyorsun. Niye öyle olamıyorum ya? Öyle olmaya çalışıyor. Yani tuhaf taraf bu. Ee, mesela diyelim ki adam yaz ortasında bu İstanbul'da battaniye gibi giyiniyor. Aynı zamanda da ne bileyim bir yerde çalışıyor. Evde yatmıyor, camilerde yatıyor. Hep seyahat ediyor dedikleri için abi ya ne takva ya, ne dindarlık ya. Yani çok tuhaf tuhaf şeylere rastlıyorum böyle. Yani adam hakikaten hasta. Mesela diyelim ki evde takva veya temizlik, nezafet ya. Temizlik damı altında harama düşüyor mesela evde kadın. Asas. Yani temizlik damı israfa gidiyor. Ömür israfı, malzeme israfı. Akşama temizlik yapıyor mesela. Ne yaptı? Hissiyat baskıladı. Dinde hassas, anisiyatı acayip. Ama muhakemi aklıydı gitmiş, baskılamış aklı. Nasıl çıkacak yani gibi. İşte demek istediğim şu abi, hastaları nümine yapıyoruz, hasta olduğumuza ve hastalığa doğru gidiyoruz. Oysa hasta o, düzelmesi lazım. Bununla alakalı bir tek örnek veriyorum. Ben yaşadığımı söylüyorum. Daha gençiz, daha gençiz bir abdest almaya gidiyorum. Çağlayan camesinde camisinde oldu. O okulumuz oraya yakın. Oraya gittik böyle cuma şey adamın bir tanesi kuyruğa girmiş da cumayız ya şadırvanda abdest alacak. Bir abdest alıyor ki Allah aşkına böyle bir abdest alıyor ki böyle biz de daha lise şeyi. su buradan çektiği şey için bu, bu sürtmek yakmıyor. E, su soğutma sistemi olduğu için Oysa bıraktığı yanacak ha. O kadar sürtüyor ki arabanın kaporta zımparası gibi zımpara alıyor. Sanki din demiş. Ben başka bir şey anlatacağım. Bunun abdest almasını görünce o tarafta sıra geldiği halde bunu seyredeyim diye burada dur. vay be ne dindar ya. Ona utandım ya. Benim, sen de mi abdest alıyorsun ya? Şu bizim okuldan oraya gidiyor. Sen de mi? Ulan sen insan bile olamazsın Hasan diyorum kendi kendime. Nasıl abdest alıyor? Abiler Allah aşkına şöyle. Böyle alıyor böyle. Oğlum <laughs> biz böyle yaptık gitti ya. Ta şimdi gittim karakter ya. Bunu namazı kıldık doğru. Tabi Rüştü abiye gittik. Böyle yaptı. Aynen. Hastalığına mı özendin dedi. Hasta mı olmak istiyoruz? O hasta dedi hasta. Tedaviye muhtaç fer, açıldı. Allah önde giden, bize hizmet eden, dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza, ahiretimize, şahsiyetimize, karakterimize yapılanmasına taş koyan kim varsa önde giden abilerimize, kardeşlerimize ebeden daima razı olsun. Onun hastalığını nümine imtisal zannediyordum. Demeseydi ben ne yapacaktım? Ben de ben de öyle yapayım da oysa yapa 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 öyle olacaktım. Dedi ki o hasta giden taraf neydi abi orada? Takvası daha nasıl kıvıyor? Biz böyle abdest alıyoruz. Suyu doldurur böyle. Bizim nere beğeniyor onu? Yani bak sana şu ya. yani bu takva zannediyor takva zanniyle hasa zan bir tabi aklımızda e, bir din var Zannımızda bir din var eylemimizde çatışıyor ben böyle alıyorum ama bir baktım vay be takva oysa vesvese bu beyim Mesela bir şey yapacağım derken e, hizmeti, uhuvveti darmadağın ediyor. Çok to. E, karakter oluşmasını vicdan yapıyor. Çünkü vicdan zayıf mı? Baskılanabiliyor. Hissiyat niçin söyledim? Vicdanda irade, his ya. Bu his için söyledim bu örnekleri. Eylemde örnek veriyorum ki örneğimiz işe yarasın. Bu his mahkemeye aklını baskıladığı zaman... Tuhaf tuhaf din adına çıkıyor. Acayip şeyler çıkıyor din adına. Bu din oluyor. Vicdan yanlış şey söyler mi? Vicdan yanlış söylemez. Ama vicdan tek başına da yürüyemez yani. Mesela kanı kanadı varsa, ayağı lazım, ayağı varsa kulağı, kulak göz beraber olması lazım. Akılsız vicdan topaldır. Nasıl demiş? Ee, akılsız vicdan topaldır. Vicdansız akıl kördür. kör. Çünkü vicdan Latife-i Rabbani ile müşahadetullah. göz gibidir. Ee, kalp penceredir. Vicdan nezar bakandır. Göz olduğu için muhakeme aklisi var. Vicdaniyatı yok. Bu nedir? Ayağı var, gözü yok. Tamam. Bu hariç değil mi? Vesvese hariçten gelmiyor mu? Ha yani ben o de, de, detaya girmeyeyim. Yani vesvese vicdan şey kalptedir. İşte o sizi, yani o onu beğendiren kimdi diyor ya. Hı hı. siz o abdesti sizin niye işte bir şey arıyorsunuz ki hariçten olmasın o? Hı hı. Hariçten birisi sana beğendirdi onu din adına. İlk evet. Şu, vesvese lüme şeytan kalbe atar. Kalp kabul etmezse a, alt birimlere doğru götürüyor bu süreci alt birimin ilk süreci vicdandır. Vicdan da kabul etmeyince e, yukarıya galis tabir olarak dima çıkıyor. Dima çıktığı zaman yesesi yemedi. Vehim olarak dönüşür. Vehime dönüşür. Yukarıdan kardı. indi indi hava sıcak. Sulu kar oldu belli yer. Sonra yağmura dönüştü. Ama alt da musaitse kar iner gibi yer. Şimdi e, muhakemeyi aklede. yani o vicdan hakim olursa, vicdan hassasiyet, akıl kontrolsüz olursa din adına çok tahribatlar oluyor. Bak vicdan çok inkişaf etmiş, hassasiyet ama muhakim akli durmuş. Onun için Edile-i Nuriye'de nurcuların ölçüsü neydi? E, son maddelerde muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldanır din adına, din diye. Çok da ne yapar? Aldatır. Yani baksana. Çok acayip. Şimdi karakter oturması. Peki ikisi beraber olacak. İkisi beraber olacak. Hataları Allah hata ile sıfa, e, sevabı beraber yapmış. Nurla zulmeti, melekle şeytanı, hak ile batını. Allah için büyük küçük yoktur rızası için. Allah için hak ve batıl vardır, doğru ile yanlış vardır. Bu küçük ameldir, bu büyük ameldir, yok. Allah'ın rızası hangi amelde oldu belli değil. Büyük küçük değil. Cami yaptın. Rızasını kazanamazsın. Hakikaten bir garibana, bir derdine derman oldun. Ve bir ampul taktın ya ders Kimse de bilmiyor mesela. E yani şey demek istiyorum. Büyük küçük değil. O içerideki ihlas. Hak ve batıl vardır. Doğru yanlış vardır. iman ve küfür vardır. Küfür bile lazım. Çünkü imana hizmet eder. Hazretim, öyle demiş ya, umadım, evet demiş Hasan Hiç ummadım amel diye Cenab-ı Hakk'ın diyor. Hiç ummadım. Vicdan, abi biraz gideyim, içsel kontrol merkezi olmakla beraber aynı zamanda kişinin karakterini de gösterir, yapılandırır. Vicdan, ahlakın şuurudur. Vicdan, ahlakın şuuru. Ahlakın tamam, ee, şuuru ha, he, halvetidir. Ben burada şu Halveti. halvettir. He? Ha? Halvettir. Şuuru şuuru halvettir. Yani o anda o metnin bakacağım ama ikisi de doğru. Çünkü ahlak nedir ahlak? E, gir, de fazla. Hulukların, huyların e, bütünsel halidir. Yani Ahlak. Ben ahlakı tamamlamaya geldim. Aslında şöyle demesi lazım gibi beklentim benim. 124 bin peygamberin <laughs> peygamberlerin dinini tamamlamaya geldim. Demesi gerekirken güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ahlak öyle his ve amel değil. Dördünün bütünselliği. Dışarıdan içeriye giriyorum. Bilerek söylüyorum bunu. Dima'da diman yani düşünce ve fikrin, ilmin vicdandaki hissin, e, e, duygunun, ruhtaki latifelerin, ifrat ve te içeridekilerinin ifrat ve te tefritten azade olup hattı vasat istikamete koyma bütünlüğüdür. Aylak, e, ilmi kelam tabirini söyleyeyim. Hu, huy, huy var ya, huluklar yani hisler, düşünceler, latifelerin her birine, birerlerinin hulukların, koyuların bütünsel mu halidir der. Onun için güzel ahlakı tamamlamaya geldim deyince doğru düşünmeyi de demiş. Doğru hissetmeyi de demiş. Doğru duyguları da demiş peygamber. Doğru latifeleri de demiş. Latifelerden kasıt mektubatta söylüyor. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezze, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftiharı mukaddesi Allah'ta. Bizde o yok. Bizde e, mukaddes e, tabir yok. Şefkat mukaddesi değil, şefkat var. Onların ifrat ve tefriti den azade vasatı. Mesela şefkatin ifratı dalaleti götürüyor. Böyle gavurcuklarıma bu top atılmaz diyor. Topu tutuyor adam cibali baba mesela. Bak ifrat. Tefrit de orada çocuk eziliyor, öldürüyorlar. Gücün olduğu halde durdurmuyorsun. Bu da tefrit. Mesela yüzleş, yüzleşmedir kendinle. Dima ile kalp arasında ciddi köprüdür. Vecede, vicdan bak yukarıda renk var ya bak mouse'u şey yapayım ben Gör, görüyor musunuz Bak V c d. Burada Arapçada ve Arabistan'da kalmış kardeş var Abdülkadir. Bilir. Yani vecede Arapça. Fiilinin mastarıdır. Mastar. Çünkü niçin mastar diye? Bunun peşine de düştüm. Mesela vurmak. Bu mastar. E, vurdum. Vurdu. Vurdum. Faali bir mastar. Sonra çıkan. üzerine <laughs> Evet. Gibi getiriyor. Peki niye denmiş diye şey yaptım. Çünkü bir şey değil. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Acayip bir şey. Mesela vicdan bir isim ama tekabiler. Bazen o içsel dört yapısı var ya irade, zihin, nislatı. Bazen bir tanesi galip olur. Vicdan zannederiz o. Mesela irade galip gelmiş. Zihin galip gelmiş. Ama mükemmel bir vicdan o dört birinin bütünselliği. İşte onun için çalışıyoruz yani gayret etmeye çalışıyoruz ki cana bakın böyle vicdanımız çalışsın. Yani o iç makineyi içsel şeyi çalıştıralım diye. Demek ki vicde fiilinin mastarıdır. Güçtür. Hakaten güçtür. Can canlı tutar. Vicdan ilk önce vicdanı usta diyor ki benim vicdanımı mahkum edin. Vicdanı ölmüş, kokuşmuş diyor. Tabirler var ya böyle. <laughs> Tefessü etmiş. Hem süreç hem sonuçtur. Yani bu tabii bizim tabirler oldu böyle. Yani hem seni bir yere götürür hem de sonuçtur. Mesela diyelim ki ee, bir şey yaptın. Böyle yani güzel bir şey. Oturduğun zaman mesela yatakta ben yaptığım için söylüyorum yaparsın diye. Yani sen bu felekler istifarları okurum. Bu söylüyorum. ama bu arada beni bırakmaz. Ya bunu niye dedin ya? Bunu demeseydin tek tek hatalarım gelir. İnan istisnasız o gün. Ya bunu ona onu dedin. Maymay yatırmada mahkemeye kurdurur. Niye bunun için dedim diyorum. E ee, pek ikna olmadığıysa o öyle kandıramazsın. Ona dua ettirir, ettirir. Ruhuna bir şey gönderirim o yanlış yaptığım kişiye. Ondan sonra yatırır. Yoksa yatırmaz. Güçtür diye söylüyorum. Hem süreçtir. Hem bu bana yanlış yaptırmıyor gündelik hayatta elimden geldiği kadar. Sonra da sonuç niye? Mahkemeyi kurdu. Duy dakika yatma bakalım. Burada yanlış yaptım. Sonuçtur. İlim süreçtir. Sonuç değildir. Abi, cezayı veren ama kendisi değil değil mi? Cezanın miktarını belli ediyor <laughs> ama cezayı sen yine kendi kendine akıl kendi kendine veriyor. Diyor. Yani e, acayip bir şey. C cezayı da bildiren o, cezayı da veren o. Veren de o mu? Ver, veriyor. Vicdan azabı diyor ya. Yok, vicdan azabı ama hı. azap kendisi. Çok tuhaf bir sistem ya. Mesela e, aklı söyleyeyim. Derse bu akşam geleyim. Hakikaten 10 tane sebep var daha Gelmem lazım ya uzun zamandan beri bizim yerimizdir şey yapmamın ve orada ille ders değil okumak okunan değildir. Oradaki herkesin şahsı manevisi diyor 10 tane sebep bulursun gelmek için. Ama gelmemek için 100 tane de bulur. Ya evde de okursun. Zaten gitmiştin. E, zaten yarın gideceksin. Niye cumartesi gideceksin? Zaten pazar günü oradasın. Yorgunsun. Evde de yaparsın. Canlı yayına bağlanırsın. Bir sürü sebep var abi. Bu sebeplerden hangisini seçeceksin? Bak gelmemek için 10 sebep saydı. Gelmen için 10 sebep. Bunu hangisi belirliyor biliyor musun ne yapacağını? Me niyet. Niyetine göre akıl. Tabii gelmen lazım ya. Bunu seçiyorsun. Niyet. Niyet ve nazar. Mayiyet eşyayı tahayyül de değiştirir. Yani şu anda bilimsel bir insan. Bilimin dediği protonla elektron arasındaki kozmik o denilen o bulut gibi alan boştur deniliyor. Şu anda bu boştur deniliyordu biz okurken. Şu anda bulut halindedir diyor. Ne oldu belli değil. İşte ben Mestemin Ünlü'ye o protonla elektron arasını niyet ve nazarla mahiyet eşyayı değiştiriyorum. Oraya giriyor. İşte bakın akıl gelmemek için 10 tane sebep söyledim mi? Makul sebep. Peki bu akıl bu sonuca varmışsa burada gelmek için niyet etsem aynı o kadar madde getirmeyecek midir? Nasıl bir akıl ki bu da doğru bu da doğru. Bu da doğru bu da doğru. Nasıl olacak? ama vicdan öyle demiyor işte. Vicdan vücut kökleri aynı bak vicdanla vücut v C'de görüyor musunuz? Kök Arapça'da. V-C-D v, C, D. v C, D. Kökleri aynı. Vücut nedir? Vücut bak vücut. Bulma, varlık olma, mevcudiyet, hazır bulunma. İçsel sezişleri, içsel o söylenen konuşmaları vicdani hisle, dışsal sezişleri de dima ait hislerle anlar. Mesela e, vücut vecide kökünden o da geldiği için vicdanla biz var oluruz. Vücut buluruz. Vücut. Akılla mevcutuz. Vicdanla vücut sahibiyiz. Yani Allah'ın zatı sıf sıfatı var ya, vücut beka, vahdaniyet, muhalefetün, havadis, kıyamı bir nefs var ya zat sıfat. Oradaki vücut bizde de e, mevcutat itibariyle mevcutuz, vücut sahibi değiliz. Vücut hakiki ismen şey değiliz, vücut değiliz, mevcuduz. Ama vicdane vücut sahibiyiz. Ona mazar, o zatı sıfata mazar, Aynen. vicdan aynı kökten geliyor. Güzel Ha? Bir daha. Bak şimdi. Ee, vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, e, e, muhalefetünün havadis, bin nefs, tekvin. Herhalde oldu. <laughs> Yedi tane. Bu zatı sıfat mı abi? Subutü sıfat. İlim, sem, basar, kudret, hayat vesaire kelam. Bu da subutü sıfat mı abi? İlim burada. Akıl subutü sıfata mazar. Evet. Akıl. Akıl bir alettir. Allah'ın aklı yok. Akıl cihazdır çünkü, mahluktur. İlmi, Allah'ın subutu sıfatından mevcuttur. Subutu sıfatlardan kudret yok mu? Vücut yapar. Mevcudu vücut yapar. Ama zatı sıfata insan mazardır. Mesela muhalefetun lil havadis. Ne demek? Bütün mevcudatın içerisinde insan muhalefet etmiştir. Her şeye her şeye rağmen bir şeydir ve her şey ona çalışır. Bu muhalefet etmiş insan olma itibariyle. Ha, vücut vicdanın kök harfleriyle aynı olduğu için, yani aynı denildiği için vicdan vücuda mazar, zatı sıfata mazar. Vücut bulur, akıl mevcut olur. Çok tuhaf ya, yani. onun için aklın aklıdır. Dikkat ediyor musunuz? İlim süreçtir, sonuç değildir. Subutu sıfatta ilim var. Zatı sıfatta ilim yok. Hani ilim her şeydi? Abi ben su almaya giderken Yasin dedi ki acayip bir şey söyledi. Ne dedi? Ne demişsiniz biliyor Ne dediniz? <gülüyor> 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 ne dedi yani? Ben anlatayım sana. sonra anlatır sana. Şimdi, Allah Allah, şey ben o geçti ya. o geçiyor o dönemezsin Gafur sen buna şahit olan insansın. O denmiş denmiştir o. o şimdi Bakın subutu sıfatta ben aslında haşa haşa anlamak için söylüyorum. İlmi ben başa koyarım. İlim her şeyin başıdır ve her şeyin sonucudur. Her şey ilimdir. Ama subutu sıfatta ilim var. Ondan üstün olan zatı sıfatta ilim yok. İlim yok. Şunat-ı zatı hep, hepsinin tepesinde ilim yok. Orada ne var? Şefkat var. Muhabbet var. Sef var. Şef var. Memnuniyet var. iftihar var. Ben sana iftihar ediyorum kardeşim. Ha, bu ilim değildir. Şuunatı zatıya mazar olanlar diyebilir bunu. Ee, muhabbet. Uhuvveti kim tesis eder? Hulusi abi buna varmış. Varanlardan söylüyorum. İlim sonuç değildir. Her şeyin sonucu muhabbettir, uhuvvettir. Kardeşlerle tesanüttür diyor. Dedi ya. Allah Allah bu niye diyor ya? İlmin sonucu budur. Eğer bu ilimle sen uhvete varamamışsan bu nice okumaktır. Nereden söyledi bu adam? İlim subutu sıfattır. Uhvet ise şunat-ı zatiyededir. Muhabbeti münezeye yok mu? Muhabbet-i münezeyesi münezeysil. Müneze Allah'a nispet edilir. Muhabbet. Bir de bir şey söyleyeyim. Hani daha önce birkaç defa dedim ama tam yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu ben mi yaptım abi? Ben yaptım. Ben buna benzer miyim? Hayır. Benden sonra mıdır? Evet. Bu beni tanımlar, tarif eder. Ustam şöyledir, böyledir, şunu yaptır. Şöyle. Gözü var ki bak renk koymuş vesaire. Şimdi bir şey söyleyeyim. Çok önemli. O kadar büyük nimet ki belki bu şeyin dersin de bir tane çekirdeği olur. Yani vesvese, vehim, böyle içsel, ümitsizlik, yeyse ilaç olacak bu. Bendeki şefkat. Yani bundaki renk Hasan'ın gözüne işaret eder, tarif şey yapar. Benim ustam bu renkte bu renkte farklı demek ki görüyor, kör değildir, tamam mı? Kör değildir. Ama bu renk benim gözümün varlığına iyi kaçırmayın burası. Bak çekirdek olacak bu akşam bu dersin. Bu renk farklılığı bu diyor ki benim ustamın gözü vardır. Tamam. Fakat bu benim ustamın gözü vardır demesiyle benim gözümün varlığından bahseder ama gözümü tanımlayamaz. Gözle hiç alakası yoktur. Yani göze benzer mi bu? Yani gözüme işaret eder, gözümün varlığını ispat eder, ortaya koyar, hassasiyetini koyar vesaire. Gözü ama gözün varlığını ispat eden şey göz değildir bendeki şefkat da şefkati mukaddesinden geldiği için ona bunun gibi işaret eder, varlığını tanımlar, var olduğunu söyler ama benim şefkatim onun şefkati gibi değildir. Hiç alakası yoktur. Bu bana neyi getirecek? Allah'a mükemmel bir güven getiriyor. Yes'ten seni kurtarıyor. Beni Allah şefkat edecektir. Ve yani yani Allah beni ne kadar seviyor? ben beni sevdiğim gibi sevsem ben çöpe atardım. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum. Allah beni çöpe atmadığına göre ben beni sevdiğim gibi o beni sevmiyor. Benim sevdiğimden daha fazla beni seviyor. İşte şefkatimiz onun şefkatinden haber verir ama şefkatim cinsinden değildir. Onun şefkati. O zaman bana ne getiriyor? Umman gibi bir zat-ı zülcelanın şefkatinin içindeyim. Yani bana acayip bir keyif getiriyor. Benim şefkat cinsinden olsam, yani şu kalbim bazı insanların kalbi ufak bedeninde. Bazı insanların kalbi o kadar büyük ki beden onun içinde. Sen de yer bulursun gir onun kalbinde olursun. Bazı insanların kalbine fikrini sokamazsın. Güzel bir sözünü sokamazsın. Söylersen tenkit eder böyle. Ağzı burnu çapar. Bazı insanların kalbine değil fikrini, düşünceni... Ha maşallah kardeşim istifade ettim, tebrik ederim. Ne güzel ya falan şefk verir. Hatta ben onun kalbinde yer bile bulurum. Ee, bu sefer Allah'ın tövbe şefkatinde öyle bir yer buluyorum ki böylelikle... Hiçbir dünya kopsa beni yeyse atamıyor. Onun şefkatinde benim de yerim var. Sen dedi ki bana hiç unutmuyorum askerde ülkücülerle e, komüniste bir araya gelmişti. Biz acemiydik ee, narlı deredeydik İzmir'de. Karşı karşıya getirmişler beni tespit etmişler ülkücüler. Ondan sonra solcularla böyle kapışmışlardı 80. şeyinde. Ondan sonra bu akşam şey yapacağız diye yemekhanede karşı karşıya horoz duruşu gibi ben hiç haberim yok. Olsa kesinlikle gitmezdim ben. Allah, pat diye beni oraya tıktılar. Onları da getirdi. Bir bak anladım ama iş işten geçti. Yani daha beter dinsiz olur. Böyle buna herkesin karşısına. Allah'tan öyle olmadı. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ee, sonra işte şart, şartlar söylüyor. Ben konuşayım ki siz konuşmayacaksınız. Siz konuşun ben konuşmayayım. 10 dakika 10 dakika tamam. Buyur dedi sen. Da bana anlat. Ben Allah'a anlattım. Allah nasıl bir Allah? İhtiyaç mıdır? E yani onu Dediler ki, bunlarla alakalı söylüyorum. Senin anlattığın Allah vardır. Biz o böyle Allah inanıyoruz. Ama bunların anlattığı Allah yoktur. Böyle bir Allah yok diyor. Mesela sosyaliste söylediğim gibi şeriata karşıyım dedi vesaire. Şeriatı anlattım. Dedim ki sizin iddia ettiğiniz kapitalist yani işçi hakları vesaire hak hukuktan, şey, adaletten işçiye nasıl maaş veriliyor? Ay sonu her şeyle hiç eksiltmeden çözüyorum. İslam'da ay sonu maaşı yoktur. İslam'da sabah çalıştı akşam vardır. Çünkü 27. gün, 17. gün vefat etse parayı almadan öldü. E çocuğu alacak. Çocuğu o değil ki. Adalet odur ki kendisi nasıl olsun. Çocuğumu aldı. Ben mi aldım? Bir ay bekleyeceğim maaş. Öyle bir şey yok. Teri kurumadan verin diyor. Yani sen bir ay sonra veriyorsun maaşını. İslam akşam veriyor. Bu şeriat mı dedi ya? Evet bu şeriat. Bak adalet kavramına bak. Seni anlattın Şirat. Bizden üstün dedi ya. Seni anlattın ama. Yani e, bizim şefkatimiz onun şefkatine haber veriyor. Aynı cins değil. Ve çok mahvolurduk zaten. İşte bazı insanların şefkati umman gibidir. Bizim günahlar damla gibidir. İçine düşsen bile kaybolur. Bazısının kalbi o kadar küçük, şefkati o kadar küçük ki kentisi bile dışında kalmış. Ben nasıl gireceğim orada? Yer yok. Mümkün abi şirk ve şey yani şirkte sıkıntı oluyor. Cenab-ı Hak diğer bütün günahları herhalde. Evet öyle öyle. Aynı. Herhalde değil. Aynı öyle. Yani şirk de gelme benim karşıma diyor. Çünkü o sığmıyor. Ben onun reddediyor. İki şeyle şey yapma diyor. Şirk. Bir de büyüklük taslama. Kibir var ya. Aynı. Aynı aynı. Şirk olmadıktan sonra ben Müslümanı affedeceğine o zatı şahit yaparak vicdanımdaki Rabbimi şahit yaparak ifade ediyorum. Şirksiz düşün, dışında her şeyi Allah affedebilir olduğunu, Allah aciz olmadığını affedeceğine inananım. Ben böyle bir gördüm dinle. En büyük şirk bizim manada <laughs> haksız temelli müşrik benim yaptığım. Ya şirk. Aile darlığımı bilmemekmiş. Mevhum Aynı darlığını bilmemek. Bir şey Haksiz temellik. Evet, hak bir de Mevunu muhakkak, muhakkak Mevunu bilmek. Bin. 69 muydu şualar? Ee, 61. <laughs> şualar şualar. 61. Şualar, evet. Şualar şualar 81 evet. Efendim Gafur. Ee, abi şefkati mukaddese muhabbeti münezzehe diyor. Yani daha önceden ve anladığım kadarıyla mukaddeste e, mahluk yok abi münezzehte mahluk var aslında şefkat gösterdiği veya şefkatli dediğin kişi aslında acziyetini bildiği kadar Allah'ın onda var olmasını sana yansıtıyor demek o kadar o kadar aynen öyle sonra ben devam ediyorum içsel sezişleri yani o vicdanda ne var seziş, yani hisler var ya vicdanda hisleri zaten hisleri ben kendi uslubum bu seziş çok şey yaparım böyle su sızıntısı gibi his daha vücuda çıkmış. Güçtür yani. Bağdır der usta. Yani böyle bir şey tık 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 oradan su geliyor Mustafa tamam mı? Su kayalıklardan. Allah Allah böyle damla şıp 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 geliyor böyle. Seziş böyle. Sonra hisleri. Dışsal sezişleri de dima ait hislerle. Mesela bir de dışarıdan gelen e, hadiselerle içtekini oynatıyor. Bir içeriden, nerelerden geliyorsa böyle duruyorsun. Allah Allah. O oh, acayip bir şey ya. Ne tanımlayamıyorsun içeriden gelmiş. Ha dışarıdan bir tane acımasız veya şefkati veya güzel bir şey etkilen vay falan o da hisleri oynatıyor. Ee, dışarıdan gelenleri <laughs> ee, dima karşılıyor. İçeriden gelenleri vicdan karşılıyor. Dima ait abi ya? Dima'da da bir bağ var ya. Fikir bir bağdır mesela. Ba, hissin va vasifesi bağdır güçtür. Mesela şöyle e, en güzel o tanımlar herhalde. E, bir sporcu e, rinke çıkacaktır veya halter kaldıracaktır. Hiçbir şey yok şu anda. Ama konsantre olmak, bizde tefekkür etmek, o e, düşünceyi tetikliyor. Düşünce, konsantre düşünceyi. Düşünce, fikri. Fikir, hissi. Ondan sonra konsantre oldu. Ya bir filmi seyrediyorsun. Tamam mı? Onunla alakalı veya konsantre. Bizde tefekkür. Kutsi olursa tefekkür, e, tefekkür oluyor. Düşünceyi, fikri, fikr, fikir, hissi. Ondan sonra şahalt şey, şeyi kaldırıyorsun, gücü kaldırıyorsun. Alt tercih yani konsantre oluyorsun. İşte his güçtür ve bağdır. Abi nasıl bir dengedir bu Allah aşkına? O ama şu, o dengeye girmeden bak şimdi. O çıktı mı abi bende? Böyle acayip oldu mu? Hı hı. Çıktı. Hı hı. Çıkmadan neredeydi? O nasıl sakladı bu gücü orada? Aklım almıyor burayı. Bir daha. O halk veya dövüşte daha çok oluyor. Veya şehvet. Veya gadapide yedi. Nasıl makas yaptı bana? Arabada geçti şöyle yaptı falan. O çıktı mı? O gadabın içine biz girdik. Uyanmadan bizim içimizdeydi. Uyanınca biz onun içine. Tamam. Tamam. O halkı sana kaldırtan o güç. Histe çıktı. Çıkmadan önce bu güç nasıl orada duruyordu? odundaki ateş nasıl duruyorduysa odundaki nur odundaki dumar Allah hangi ısı gibi zıt zıtına odun en büyük düşmanı ateş hangi ilim ve teknolojiyle bu zıtları aynı yere koymuşsa Allah bu güçleri de vicdana koymuş. O tecelli, mi? tecelli ona ondan bu tarafa bakarken Tezahür... ama tezahürde orada duruyor. Allah size esbapsız, hikmetsiz, esmasız tecelli etmiyor ki. Yani o nerede duruyor? Ha, o aktif olunca o kudretin bir cilvesi olan kuvveti ortaya çıkıyor yani. Orada da var yani. Onda bir meziyet koymuş. Niye burada tecelli etmiyor? Yani mesela uçak niye inme, inemez buraya? Pist yok. O kudret o histe aktif oluyor. Şey ee, şeyse ilim ise zihinde aktif oluyor. Allah'ın subuti sıfatlarında, subuti sıfatlarında ilim vicdanın zihninde, his kudrette, irade iradede, e, latife irabani de basar sıfatı aktif oluyor. Cem olursa vücut buluyor, zatı sıfata mazar oluyor. de çok tuhaf. Devam edelim. En azından bu bu yarım sayfayı bitirdik mi metne geçeceğiz. Ee? İyiliklerden hoşlanan. Abiler bu cümle külliyatın içerisindeki cümlelerdi. Bir daha tekrar edeyim de. Yok yok yo, ilk defa okuyoruz. Bu yok. Okunsa şunun gibi olur. Bak şöyle. Ee, burada da yok. Yani çizgi. Yani şöyle kenarını çizgi yapıyorum. Bunu okumadık. Bu Yok. İyilik köyde yazdım çünkü bunu köyde yaz. İyiliklerden hoşlanan, kötülüklerden rahatsız olandır vicdan. Bozulmamış vicdanın mazar olduğu her ilham, bilgi, ilahi bir kelamdan ke kelamdır. Allah'ın seninle konuşmasıymış. Bozulmamış vicdanda mazar olduğu her ilham veya bilgi, hat, sunuat, tuluat, işaret Allah'ın seninle konuşmasıdır. Perdesiz konuşması bu. Perdeli konuşması, esbablı konuşması Cebrail. Direkt padişahın iki türlü konuşması vardır. Vardı ya oradan o paragraftan şey yaptım. Sonra bozulmamış ama. Evet ortaya çıkıyor. Ham ama ham tarafı orada. Ama ilhamın ilmi hakikati dimada. ilmin sıfatıdır ilham. Mazhar olunuyor. İlhamın direk direkt düşüşü e, ilham ha, ham olarak yani şey kök olarak vicdanda oluyor. Allah ne konuşuyor. Yani perdeli ve perdesiz bu perdeli e, İnsan hisseder ya. Hatta dua ettiği zaman. Aynı zamanda dua cevaptır. Sen dua edeceğini bildiği için önceden Allah cevap veriyor. Cevap verdiğinin tezahürü ise dua edebilmektir. Dua edememek, edememek Allah sana cevap vermemesidir. Yani biz dua ederiz de Allah cevap verir değil. Cevap verir biz ifade ederiz. Onun için Büyük Sad demiş ki, yani bu kadar Allah dua ediyor cevap vermiyor. Ağabey <laughs> gafil sen zaten o sen dua edeceğini bildiği için sana cevap veriyor. Onun cevabı istemek şeklinde gözükmüş sende. Allah'ın cevabıdır senden önce. İsteyeceğini bildiği için sana istetmiş. Sevdiği için sana sevdirtmiş. Yani burada da bulunamazsın sevdirtmezse. Yani Allah bizim fiil ve düşüncelerimiz sonucunda o aktif olan değildir. Düşünce ve isteni eylemlerimizden sonra ha bu kulum böyle. Ha ben de böyle yazayım. Öyle değil ya. Dua cevaptır. Önceden cevaptır. Nereden getiriyorsun bu delili? dua edeceğini bildiği için duasını dua etmeden önce kabul etmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dolayısıyla kainatı yarattı. Dua, kainat duanın neticesidir. Kainat muhabbetin neticesidir. Bir sebebi vücudu duadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın edeceği duayı diyor. Önceden bildiği için duasını yaratmış ve o dua ettirmiş. Öyle demiyor mu? Bilmiş zaman çok. Yani öncelik sonralık olmadığı için biz anlayalım diye. Diye böyle demiş. Yani. Evet, ama sonradan işte ahirette bu amellerimizle ahirette inşa olacak. Dua edeceğiz de Allah'ın rahmetini aktif edeceğiz, şey yapacak. Tam konuşurken böyle konuşuyoruz da cumartesi dersine böyle. Ama aslında Allah vermek istediği bak vermek istese istiyorsa iste, sana istetmeyi vermiş. Vereceğinden dolayı yani vereceğini kastetti sana istetiyor. İstetiyor ki ve verecek değil verdi. İstiyorsan isteyebiliyorsan zaten vermiştir. Dua kendisi ubudiyettir. Sonuç değildir. Şey süreç değildir dua. Sonuçtur. Dua kendisi kendi başına namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, ağaç gibi bir ibadettir. <laughs> dua ibadettir. Ubudiyet ubudiyettir. Daha cami yani namaz, niyaz, oruç ibadettir. Ölünce biter. Ubudiyet kulluk. O bitme. Ölünce bitmez. Onun için ubudiyettir. Olan evet. Onun için abiler du duadan sonra değil zaten kabul edildikten sonra huzura kabulün olan namaz ile. Huzura kabul edildiğin için Süleyman namaz kılabiliyorsun abi. Başka yok. Niye? Liyakat, liyakat işte. Men yaşa bu çok özür dilerim. Şimdi nereden neyi çıkarttın diyorlar ama şu cümle bana şunu şey yaptı. Ee, Mustafa'nın da içsel işler vicdanını hisle, dışsal işlerde dima ait hislerle diyorsunuz ya. Evet. İşte e, tecelliye mazhar olan dima, tezahüre mazhar olan vicdan şekli çıkıyor bence. O da olur, o da olur. Çok güzel. Evet. E, o da güzel. Çünkü iki tür diyor ki dima itisle, vicdan ismi farklı. La iki tane şuur var ya. Birinci şuur, ikinci şuur diyor usta. Birinci irade, ikinci irade. İhtiyar ve irade. Yani acayip. Bir mülk, bir melekut. Biz iki, iki, iki alemin adamıyız. Usta diyor ki tek hayatlılar karşıma çıkmasın. İki hayatlılar çıksın. İki hayatlı da kafirle, kafirde olmaz. Biz çift hayatlıyız. Onun için ölmüyoruz. Birinci hayatından zaten ikinci hayatı aynı anda yaşıyorduk. Yani bir değişiklik yok. Biz çift hayatlıyız. Stepne lastik gibi değil. O arka patladı onu tak. Öyle değil. Biz çift lastik olan var ya arabada. Bir tane patladı o zaten gidiyor. Çift, biz çift hayatlıyız. Onun için ölüm yoktur. Teris vardır. Ötekisine yük bindi işte o lastiğe. Bir tanesi patladı ötekisine yük bindi. Biz çift hayatlıyız. Ölüm anında çift hayatlıyız bedensel hayattan o anda böyle bir ölüm böyle şey değil ki. Zaten aynı. Aynı olacağız. Hiçbir farkı yok. Şu andakiyle aynı olacağım. Hiç aynı. aynı. Hasan abi sekeratta başındayım. Virüs omuzundan vuruyor. Bir bakıyorum Hasan abi gene. ha buna ait bir rüya gördüm biliyor musun? Ha biliyor musun? Bu, <laughs> geç. <laughs> buna, <gülüyor> buna e, bir, de camı açın da bu rüyayı anlatayım seni. D üç, bu, dün 3 gündü, bugün 4. gün herhalde. Veya 3 veya 4. gün. Birisini anlatıyorum. Amin. Çok ilginç hem yani bunlarla alakalı. O tarafta. Şimdi diyorum ki her şey birbirine bindirilmiş. Ee, şeyde de gördüm dün akşam ya. Neredeydi ya? Ee, birbirine bindirilmiş yani. Libas giydi. Hatta e, iman, iman libasını ruhunuza giydirin diyor. Bir gruba anlatıyorum. Bak birbirine giydirilmiş şahsiyetler var. Akıl libası var diyorum. His libası var. Duygu var. Giydirilmiş. Ben hangisiyim falan diyor. Yani bu kadar şahsiyet mi var? Evet dedim. Her bir şahsiyet beden. Onların toplamı beden anlatıyorum. Aynı böyle anlatıyorum. Yani dediysen kaç tanesin? Bak dedim görmek ister misin dedim. Dedi He. bir grup var grup var grup var. Koydum aa dedim bu şahsiyetim bunlar konuşsun dedim. Ben geldim bu tarafa. O da ben. O da hiç aynı manayı değiştirmedi. Fotokopi değil asıl. Aa bak dedim görüyor musun? O da benim bak konuşuyor. Ben size bak e, bu aynı konuşmayı devam ediyor şahıslar. gün Şaşırınca e, sana tarif ediyorum değil mi? Bak şimdi ben ikinizi ikisini de seyredeceğim. İkisi de benim dedim. Üçe, üçe geçtim. Bak şöyle yapıyorum ona. Oradaki de ben, buradaki de ben, buradaki de ben. Hiçbirisi fotokopi değil, hepsi asıl. <laughs> Şaşıracaksınız bir şey söyleyeceğim. Şimdi şaşıracağını söyleyeceğim. Üç, üç tane şahsiyeti de. İstersen çoğaltırım dedim ki yeter dedi orada. Şaşıracağını söyleyeyim hiçbir hiç şaşırmadım. Ay Allah Allah o da ben o da ben o da ben hiç şaşırmadım. Hiç tuhafıma gitmedi. Nasıl olur ya böyle? Evet oldu Allah yarattı da yani böyle olunca Allah Allah bu nasıl oldu diye hiç şaşırma olmadı. Ben uyanınca onu şaşırdım. Niye şaşırma olmadı? Yani şahsiyetler giydirilmiş nasıl olur ya? Yani böyle hitap ediyorsun hitap edince et kemik mi diyor diyorum. İnsan bu mu? Yani giydirilmiş. Ben dedim o elbiseyi çıkarıyorum, giydiriyorum sana. Bende var o elbise. Aa size anlattığım konu size giydirmektir. Şu anda vicdan elbise giydirme. Ama ben bu değilim. Başkaları da var dedim. Nasıl başkası da var ya? Aa dedim ben bunu koydum geldim buraya dedim. Bak görüyor musun? Onlar, onlar aynı muhatap. O aynı ilmi incelikleri devam ediyor. Konuşuyor bu. Buraya geldim. Görüyor musun dedim. Bak beraber farklı konuşuyoruz. O da farklı konuşuyor. Allah Allah. E dedim 3 tane yapayım sana dedim. 3'e geldim. Ona gene onu tarif ediyor. Şu ikincisi birinciyi tarif ediyor. Ee, Birinciler beni görmüyor muhatap. İkincisi bu ikiyi görüyor bir de üçüncüyü görüyor. Ben de böyle yapıyorum. Üçüncüsü konuşmuyor. Bak bu da farklı diyorum. İnsanda mutadit şahset vardır der. Birbirine giydirilmiş. Aynı o bir yerde var ya. Aynı böyle de geçiyor abi ya. Birbirine giydirilmiş diyor. Mutatip şahsiyetler aynı şeye giydirilmiş. Model yapmış. İnsan bir model yapmış. Esması bir libastır. Ona giydirmiş yani. Ne, ne acep bir zatın, ne acep bir risa, kitabın, hakikatin talebesiyiz ya. ya. Hasan abi anlattıklarınız, rüya dediğiniz, dimağda yaşadıklarınız mı yoksa normal rüya mı? <laughs> ben de eğer <laughs> e, 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 size şöyle bir şey yapayım. Tamam, tamam. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim hafız var ya hafız yeni söyledi bana ee, daha önce şöyle demişti ya sen dedi bu işi bilirsin bu nasıl oluyor diye saf saf soruyor tamam eskidekini söyleyeyim 5-6 cüz okuyor ya Kur'an'la hem hal olmuş bir şahsiyet saf böyle şakası yok yaratmamış Allah okuyorum diyor öyle uykuya giriyor cüzü yatağa da girince okuyor gene sonra rüyada devam ediyor kaldığı yerden o kaldı yerden. aynı devam ediyor. Çok garip tamamen net kalkıyor. Kaldı rüyada da okudu ya. O rüyada da okuduğunu okudu sayıyor kaldı yerden de devam ediyor. Allah Allah Bana diyor ki Allah Allah. bu olur mu? Dedim aynısı. Nasıl aynısı beni ikna et dedi. Onun için soruyor. Bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahyin dörtte biri. Dört yüzünün bir cüzü rüyada gelmiş. Kalktı ağladı sarıldı. O niye koca kurtardık? <laughs> <laughs> dedi ki kaç tane okuyorsun dedi. İnan dedi bir kaç tane iki üç tane cüz okuyorum dedi. <laughs> de, orta az dedi de zaten. Şimdi kaldığı yerden açıkken rüyada devam ediyor. Rüyada kaldığı yerden de devam ediyor. Bir de başa almıyor. Daha ileri gitmiş şimdi. Şimdi çok acayip. Aa yeni söyledi yani ben Ramazan'da oradaydım ya. Ya bir şey diyeyim dedi ya. Ona alıştık ama dedi. Şimdi gündüz oturuyorum ya. Kur'an dedi böyle elinde. Böyle okuyor. Belki takılır. Böyle devamlı oku. Devamlı oku. Ya bir baktım ki diyor. Kur'an geldi karşıya diyor. Gündüz ha. Güne, güne gündüz. Benim okudum sayfa ile dedi. <laughs> baktım oraya bakıyorum dedi. Biz dedim bu gözde. Hey ya hey diyor. Gözle bakıyorum. Kur'an. E ee, dedim. Biz şeyiz ya. E, Espatla esbabla düşünürüz. Ya. İsa Aleyhisselam demiş ya Petrus'e. Pis şeytan. Sen insan gibi düşünüyorsun. Git buradan demiş. Yani beni yarın falan yere gideceğim. Beni asacaklar, şöyle çarmıha gelecekler. Onun için 12 tane haberinden bir tanesi dedi ya, ey Allah'ın Resulü, o zaman neye gidiyorsun ya? Gitme. O ne dedi? Pis şeytan, sen insan gibi düşünüyorsun. demiş. Şimdi e ee, dedim ben de beşeriyeti düşünün e, sayfa dedim o sayfa okuyun. Ben oraya bakıyorum dedi. Gündüz mü? Gündüz bakıyor. Sayfa bitince ne oluyor? Sayfa bitince kendisi çevriliyor sayfa diyor. Dedim herhalde bir defa halüsinasyon gibi olmuştur da artık zihin orada yansıttı. Havayına ya beyni oraya yansıttı. Bu aynı realitedir. Hayır. Ham anama çok defa oluyor dedi. Çok zaman. Yani anladığım kadarıyla haftada birkaç defa oluyor herhalde. Aslında hep böyle ki kendimize bakınca mesela Furan abi aklıma geliyor. Mesela diyoruz Hafız abi böyle böyle yapmış. Mesela bu ders için de aynısını uygulayabiliriz. Mesela başka yerden bakabilirsin yani bu ders. Bakarsın. Evet onu demek istiyorum. Yani böyle mesela baktığım zaman kalktım. Allah şahit şey için söylüyorum bir hakikat için. Acaba ben rüya mıydı hayal mi kurdum diye tereddüt ediyorum. O kadar net. Ve şüpheleniyorum. Mesela şüphelendiğim bir tanesi de serbest bölgedir. Ya ben mi kurdum da usta da öyle zannettim. Hakikaten rüya mıydı? Rüya değildi. Ama ayıp da değildim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ama ustad geldi bu sen şey, bu tahayyül tasavvur hep böyle dizerdik sıraya Osman değil mi? Tahayyül tasavvur bu böyle değil diyor. Mertebesi yok. Bu ikisi birdir diye. Dört tane sıfat iş yapıyor. Sonra kıvranıyorum olan dört tanesinin üçünü hatırladım. Bir tanesini hatırlayamadım ustadın tarihi. Ama inan Rabbim şahit yalan şahit olmaz. Ona ben mi hayal edeyim? Gündüz müydü? Rüya mıydı? Bu nasıldı? O zaman nasıl buldum çözümü? Sonuca bak kardeşim. Yani böyle bir şahsiyetler oluyor mu? Oluyor. Rüya mıydı? Açık mıyım? Ben mi hayal kurdum? Halüsinasyon gördüm? Ne sonuç? Sonuç böyle ya ama. Sonuç hakikat. Hakikatsa haktır. Devam ediyor. Şu sayfayı bitirince şeye başlıyoruz. Metine. Ee, cezasını acele ödemişsin. Vicdan pek sızlamaz ve eğitilmesi eğitilmesi geçmiş ne? Geçmiş olur. Yani cezasını acele ödemişsin. Ödemişsin. Ya yani mesela diyelim ki hata yaptık. Vicdan yaktı, yaktı, yaktı. Vicdan pek sızlamaz. Cezasını acele ödemişsin. Vicdanı pek sızlamaz. Sızlamaz. O zaman nedir? Eğit eğitilmesi geçmiş olur. Eğitilmesi artık bozulmuş. Herhalde o anda kalepte cüzük cümlelerle yazmışız. Ama herhalde e, vicdan da Allah'ın verdiği her şey eğitilmesi gerekiyor. Ruh da eğitilmesi gerekiyor. Seyisler gibi <laughs> at eğiticileri, köpek eğiticileri, çocuk eğiticileri. Aynı onun gibi aklımızı aklımızla, vicdanımızı vicdanımızla, kalbimizi kalbimizde, ruhumuzu da ruhumuzla eğiteceğiz. Aklımızı aklımızla. Aklı maaş, aklı maat. tane akıl var. Birinciyiz, ikinciyiz. <laughs> Şimdi e, vicdan metnine şey yapıyoruz ama e, arkadaşlar bu inşallah e, devam edeceğiz. Zaman görüyor musunuz? Orada yazdım. Devam, devam tamam tamam daha bu bugün yeter bu kadar. Ee, ısırma şey yapalım. Metine dönelim. bir şey sorabilir miyim? Sor abim. Evet. Bunların vasatlarına biz adalet mi demiştik? Evet. Evet, evet. Evet. Peki biz bunu dimada diyoruz abi. Bu adaleti sağlayan vicdansa bu nasıl bir bağdır ya? Bir daha söyler misin? <laughs> Anladım. 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 Kuvey aklıya, kuvey kadar bu kuvey şeyin vasatı cemi şeyi şeciat, iffet, hikmet, adalettir. Evet. Tamam. Adalet Ha bundan sonra ahlaktır da yani. Ahlaktır tabii. Ahlaktır. Değil mi abi? Ahlak tabii. Evet. Ahlakın temeli zemin adalettir zaten. Evet. Peki bu dima da biz dima da bahsettik abi. Ha. aklıya şeyle kadar. Fakat bunu sağlayan vicdan çünkü aklın aklıdır vicdan. Neymiş abim? Aklın aklıdır. Aklın aklıdır. Peki <laughs> doğru. Peki niçin biliyor musun? Abim bak. Psikoloji hastalıklarda e, Avrupa'dan menşei geldiği için bunun temeli Freud ve e, Jung ve türevleri eskide şöyle yaparlardı orta çağ, ilk çağda. Bozuldu mu bir insan cinlendi. Tedavisi yoktu. Yakarlardı. Şimdi felsefede ki etkilenen tıp akıl ustur, tözdür, özdür. Bozuldu bozuldu. Üst birim yok ki. Ama İslam'da, İslam'ın kokusuna alan doktor bilir ki bu akıl bozuldu ama vicdan var, kalp var. Yani bize şunu sunuyor şu dersler. Bir üst birim olursa alt birim bozulması ile fazla bir şey getirmez. Üst birimle düzeltirim. Dosyalar mı yandı? E dosya yedeğim var kardeşim. Bir üst birim. Ama bir şeyin yandığı üstü yoksa geçmiş olsun. Mesela aklı gitti. Aklı gitti diye Avrupa'da bitti her şey. Sonuç ya akıl. Ama İslam'da yok. Üst birim var. Taakkulden sonra tasdik var. izan var. itizan var. itikat var. Vicdan var. Var da var. Ama öyle bir şey ki adam e, sebep sonuç. Sebepleri putlaştırmış. Sebepsiz sonuç yok. Bedeni esas almış. Bedenin Bedendeki hazlarla, bedendeki e, yapılanmalarla his çıkar der. Evet bedenle his çıktığı gibi yorulma hissi olur. Vicdan hissi olur. Canısı çok yemek yedin kabızlık. Yani bunlarla alakalı ister olmakla beraber vicdanı ister de var. Aklı ister de var. Kalbi ister de var. Ruhi ister de var. Yani sıf o yok. Bunu inkar etmiyor zaten İslam'ı aşağı inkar edemiyor. Bedenine kadar ihtimam ediyor. Temizlik mesela. Yani çok yemekten, kan az olmasından, tansiyon, nabız yani e, vesaire. Ee, o tiroid bezleri hepsi doğru. Ama sırf bu değil yani insan. Bedenin insana yansıttıkları olduğu gibi insanın içsel yapısı bedenini de yansıyor. Mesela utanıyor. Kıpkırmızı oluyorsun. Bir biyolojik değil ki. Biyolojiye yansımış. Kıpkırmızı ne oldu? Haya. Korku mesela. Kan çekildi. Sıkıntı o midene vurdu. ha Bu olduğu gibi bedenin de ruhu etkilediği İkisi yani insan, İslam'da tek, yok, tek yön yok bizde. Ruhtan bedene bedende ruh beraber Allah abes yapar mı? Ruhsuz beden bedensiz ruh. Aa, gidip de insanın ruhunu eşeğin içine sokulur mu? Şimdi bu ruhla girdim eşeğin cesedine. Olanın yükünü nasıl taşıyacağım ya? şey öyle demişti maucu Ya dedi ki ya merhametlidir diyorsunuz ama diyor. Eşeği yük taşıttırıyor. Niye öyle dedi? İnsanın ruhunu soktu eşeğin içine. Olan bu ben bu yükü nasıl taşıyacağım? Ruhu insan, cesedi eşek. <laughs> Allah ruha göre, ceset cesede göre ruh vermiş. Yaşa göre, halete göre, eyleme göre, tefekküre göre, hisse göre adama sima vermiş. Ayna ayna simayı. Sima ruhu, ruh Allah'ı gösterir. Ayna zahirdeki suretini gösterir. Takkeni. Bu namazını, orucunu, fikrini, cemaatini, duygularını, ahlakını gösterir. Ahlaksız adamın bak nasıl bir ayna. Bu mu da harika? Bu mu harika? Et ayna olur mu? Ayna işte. Ha, bu ayna surete bu suret sirete siret hakikata aynadır. Üç tane şey söyledim. 146 emir daha da söyle. Siret, suret, hakikat. Üç tane aynı. Bir, bir cenazeye gitmiştik sizinle de abi. Siz demiş, demiştiniz ki kapı kapı fark etsin mi? Kapı fark ettim. Neyi fark etsin mi? Adam işte yok. Biri bilmem Acayip. Evet. Ya gözüküyor canım o kadar şey değil ya. Bir me değil ya. Siz de görüyorsunuz. Mesela isim vermeyeyim şimdi olduğu için. Yani mesela diyelim ki namazı ve ehl-i sünnet olmayan ehli sünnetin içinde dahi olsa Alevilerden olsun sünnet. Bakın ya. Nasıl acayip ya acayip şeyler ya. sünnet ya. Ehl-i sünnetten ve Alevilerden vesaire Şialardan. <laughs> Bakın ya arkadaşlar ya. Zor bir şey değil ki ya. Korkunç bir şey ya. Yani insan endişe diyor ya. Hayvanet bahçesine mi geldi bir şey mi geldi. Vallahi korkunç ya. İnsan böyle. Sonra o bir <laughs> resim var yukarıda odamda. Onu ecdattan ee, onu büyütüp tabela yapmışız. Şunun kadar var. Kalpteki hislerin e, hislerin, vasıfların alem-i temsilci hayvanları var. Mesela farelik bizde hangi histir? Dışarıda fare içeride. Dışarıda köpeği söyleyeyim. Dışarıda köpek, bizde köpeklik ne biliyor musun? Eşine, dostuna, Hakikata saldırma. Devamlı konuşuyor. Saldır. Al, oh, al. Oh. Laf değil. Sus lan. Dur ben bunun dostuyum. Evi benim için gelmedim. Hırsız değilim. Al, al, al. Devamlı havlayan dışarıda köpek, içeride devamlı hırçınlık, saldırgan. Hiç iyilik yok mu ya? Dur lan köpek. Hiç mi tarafı yok ya? Hep havlıyorsun ya. Hep havlama. Hep oğlum. Hep tenkit. Hep ucum. Hep tenkit. Hep tenkit. Hep tenkit. Hep tenkit. Dışarıda köpek, içeride boyuz. İşte onu yukarıda tabela var. Yukarıda benim katta. O, o, dışarıdaki insan kainatın çekirdeği ya. Mesela kedi gibi suratına dalar der. Değil mi? Mesela ailede de oluyor. Kişi. Bakıyorsun hiç yok bir şey yok Fatih. Suratına dalıyor ya. Lan ya öyle değil ya ben sana bunun için değil mi? ya, ya kardeşim ya, olalım. <laughs> yani insan kainatın aslında çekirdeği olduğu için bu bütün mevcudat eflak insanın gölgesidir, dışa vuruşudur. O hayvanın hakikati esması, mazar olduğu esma sende var. Sende bu var ona göre akıllı ol, tedbirli ol. O, onu niye orada gösteriyor? Bil kuvve bil fil gösteriyor ki terakki et, inkişaf et. Anlamana ve anlamlandırmana, terakkine kolaylık olsun. O isini köpek olarak gösteriyorum. O isini şarapçı. Ben şarap içsem nasıl olurdum? Şu ağacın altına sızmış. Kırmızı ışıklarda dur. Para isteyen gibi olur. O benim. O değil. O benim. Köpek benim. Evliya benim. Arş benim. Kürs benim. Cebrail benim. İsa benim. Musa benim. Her şey benim. Benim dişe vuruşumdur. Gördüğün zaman külli bakıyorsun. Sıyrılıyorsun. Bütün her şey benim. Her şey benim dişe vuruşumdur. Ama eylemde böyle yapmıyorsun da. Ama hakikati de böyle. Yani Allah içimi dışarıda bana gösteriyor. İçim dışımda, dışım içimde. İçimi ben nasıl keşif görüp de inkişaf edeceğim? Ha o benim. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. İsa benim, Musa benim. Cennet benim, cehennem benim. Ben kimim? Ben bunların ötesindeyim. O kadar. Ha onlar onları gösterdi ki yapılanmayı içini seyredesin diye. Köpeğe köpek diye bakarsan, köpeğe köpekliğime diye bakarsan ha hakikatini bulursun. Esma yoluyla Musemayı bulursun. O benim. Olmazsa olmaz yani. Olacak yani. Evet kesin. Olmaz ki. Zaten sendeki olmadan köpek olmaz. Sende olmasaydı ben yoktum zaten. Ben olduğum için sendeki uyanmıyor. Sende var oldu. Sen bana ve herkes kendisi kainata merkez kabul edecek. Ben sizin bir ferdi ahellerinizim. Ferdi aherim. Her bir insan ferdi aherdir benim. Benim dışa vuruşumdur. Ya ben ticaretçi olsaydım, mayacı olsaydım gafur oldum. Yani bendekinin dışa vuruşudur. Diyor ki bana a kendini şurada seyret. Onun için Müslüman Müslüman aynadır. <laughs> söylemeden şey yapmayalım da. Dün ki dersten sonra Harun dedi ki, dün Resulullahımızı Aleyhisselam Efendimiz anlatırken Resulullah'ımızda sahabe Rabbini izliyordu ya abi. He. Peki Rabbini izliyordu evet. Evet. Peki Resulullah'ımız sahabelerde ve kainatta. Evet. Neyi izliyor? Tek tek kendi karşılıklarını görüyor. De kendi evet. Aynedir, aynedir. Mirat değil alem. Her şey esmasını gösteriyor. Hak ile kaim Peygamber ayna değil. O Türkçesi. Mirat-ı Muhammed'den sahabe bakınca herkes, ben bir aynayım herkes kendi hakikatini seyre. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dayım Onun için demiş ki bunu bilmeyenler. Ya bir insan kendi nefsinden, canından, anı babasından beni sevmedikçe nasıl der diyor ya. Kendini niye be? Kendini kutsayan bir peygamber olur mu diye solcu sormuş. O et ve kemik zannetmiş. Mirati Muhammed'den Allah Allah görünür daim. Allah'ı seyrettikleri için kendinizi bende gözükenden onu daha çok sevmedikçe kamil insan olamazsın. O ben tuttuğum aynada Bak bunu okun abiler. Bunu tutuyorum. Ben tutuyorum diye bu ben miyim? Ayna yapıyorum. Sen burada seyret kendini. Peygamber de böyle tutmuş. Kendini kutsayan, mukaddes yapan kendinizden daha çok sevmedikçe böyle bir peygambere itaat edilir mi? Kendisini beğenen peygamber dinsizdenin sorusu bu. Oysa orada gözüken benim Rabbim. Benim edebim Sibgatullah. Eee Kur'an ahlakı. Yani siz diyor, e, Kur'an okumaz mısınız diye Ayşe Sidde Kaledi Allah Allah validemiz. Nasıl ahlakıydı? Hulukul Kur'an. Onun ahlakı zatından doğasından olsaydı erkek ahlakı olurdu. Kadın taklit edemezdi. Kadın da taklit ediyorsa doğasından, erkekliğinden beşeriyetinden çıkan bir davranış değil. Onda gözüken Allah'ın sıfatlarıdır. Onun için kutsuyor kendi kendinizden fazla beni seveceksin. Yani bende gözüken Türkçesi olunca böyle olur tabii. miratı Türkçe ayna yaparsan böyle tuhaflıklar oluyor. Oysa onda gözüken onu seyrederken o aynada kendi hakikatimi sevil O zaman kendini oradaki ile ortadan kaldırıyorsun. Ben kalkıyorum, ben oyum. Ha ben de bundan daha akın. Bu nedir? Cilve, cemal, nakış sanat. O aynada gözüken Rabbim benim esmalarım hakikatım. E bu nedir? Suret. O hakikat. Elbette ki hakikat suretten daha kıymetlidir. Diyor ki yani suretinden geç. Hakikatına tabi ol. Suretinden daha fazla sev hakikatını. Hakikatını sevmedikçe hakiki kamil olamazsın. Diyor da anlamıyoruz. Adem'e secde etmedikçe. Yani. Adem'e Adem'e secde etmeyince Adem'e secde etmiş oluyorsun vücuda secde etmeyince yokluğa secde ediyorsun. Yok oluyorsun. Bir tane kardeş var. Güzel bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti yani. Allah razı olsun. Çok garibime gitti. Etkili yani beni. Levent denen bir kardeş. Geçen İmraniye'de şey yaptı. Dedi ki, abi sen dedi, Adem derslerini niye yapıyorsun çok dedi. Bak takdir ediyorum ha. Böyle insanlar da var ha. Dedim ki niye? Ya Adem, Adem'de kalsın dedi ya. Yapa yapa vücuda getirdin dedi ya. <laughs> Aynı böyle orada da girdim. Deli ya. Bizden hepten deli ya. Sen dedi yapa yapa vücudu... Diyorum ki bu adam bunu Adem'e getirdi. Gelin nasıl gidecek diyor. Sen gelin nasıl gideceksin şimdi diyor. Ya vücut yap vücudu çıkar. Dedim ki ben Adem yaparak vücudu çıkartmak istiyorum. Yani vücudu ortaya çıkarmak için vücut da gidilmez. Bazen Adem'le vücuda gidilir. En tersi de o. Çünkü Allah vücudu Adem'den çıkar. Ama de, deyişi tespitine bak ya adamın ufkuna bak. Diyor ki sen diyor Adem'i yapa yapa Adem'e vücut yaptın. A yapa yapa Adem'de kalmasınlar diye yaptım. Adem yapa yapa Adem'dekiler vücut olsun. Adem'den bahsederken Adem'den bahsetmiyor. Ademdekile bahsedebildiğim kadar Adem değil o artık. Adem'de ne kadar bahsediyorsam o vücuttur. Çünkü Adem'den bahsedilemez edilen vücuttur. Anladım tamam abi. Yani böyle tefekkür yani bu dersler buraya has kalmıyor yani. Çok şükür. Şimdi e, 145'i başlıyoruz. Eee 140 e, 150 e, nasıl göreceğim veya bakayım kaçıncı sayfaydı? idi? E, 150 görürüz değil mi abi? Bu kaçtı? İlk önce bakayım. Ha, bu değil. İki sayfa aşağıda. Ha? İki sayı Şöyle mi? Az mi? İki mi yapayım? Ne yapayım? Abi, en soldaki, ha. Yukarıdaki, sol Şu. yukarıdaki pencereye. <laughs> ha. Şunu yaptık. Ha o zaman bu. Tamam. O, o değil abi. Oradan iki sayfa aşağıda dediler. 50, 460, sayfa 460, 460. diye yeşil boyayla işaretli abi. Sözler 460. Bu, bu sağdaki. Sağdaki mi? Hah 150 bulduk. Şimdi ben bunu tam ekran yapacağız. Solu tıkla abi. Sol so, bunu mu? Yok yok sol yukarıdaki Şunu. ha tamam güzel. Her şey eline soracaksın. Rahat edeceksin. Şimdi abiler 466 gördünüz mü abi? Evet. evet. İnşallah hep de dua dua buraya kadar geldik dua ile geldik büyük yerimiz olsun. büyük yer oldu İnşallah bunların böyle aramayacağız böyle büyük bir ekran şeyimiz olacak bir de şunun üstü artık tahtaya değil buraya yazdım orada da gözükecek böyle yeni yazdım, yazdım. Ya böyle bir şey var, var var akıl tahta senin verdiğin akıl tahtada vardı 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 yani ekranda yazıyordum bilgisayara kaydediliyordu ee, Ersan bir şey yapmıştı bilgisayarda ben ama e, ha yok e, sait bir şey yapmış böyle bir aleti bağladım bilgisayara Aynen. kalemle burada yazıyorum orada gözüküyor orada gözüküyor. Ha, ha. o o vardı birisine hediye ettim yani kullanmadığımız için herhalde onu bulurum yani nerededir az geri vereceğim. geri ver diyeceğim <laughs> Akat'ın geri ver diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Osman kafuru sana ediyor. <laughs> bir zarure herkes kendisine bir ihtiyar hisseder. His. O ihtiyardan vücudunu vicdanen bilir. O ihtiyar, ihtiyar ihtiyarın buradan okuyayım. O ihtiyarın vücudunu bak o ihtiyarın ihtiyar dimada ama onun varlığını bir üst birimle bir üstü Vicdanen bilir. Oysa cüz-i ihtiyarı <laughs> iltizamda, kafada, irade vicdanda bir üst birimle şey yapıyoruz. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. İhtiyar varmış ama bunun yapısı, işlevi, hakikati, kaynağı, mahiyet hakikati nedir? Üst birimdir. Vicdanen bilinir. Hı. Şimdi bütün bu e, ön ısınma mı diyelim, He. Şu şunları yapmamış olsaydık. Elhamdülillah, bunlar önce şahit olmayan, dinlemeyenler de bu ısınmayla bir şeylere vakıf oldular. Onları bilmeden şunu okuduğumuz zaman vereceğimiz anlamda, o bunlara vakıf olduktan sonra şu cümleyi bir daha okuyarak vereceğimiz anlam bir oluyor mu <laughs> abi ya? ya? Mümkünatı var mı? Abi bu Risale-i Nur'u nasıl bu kadar sığlaştırırlar? Evet. Bak şimdi sıf e, zahire hasretmek yanlış olduğu gibi sıf batınla e, devamlı şey yapmak o da yanlış. Yani sıf dünyada yaşamak değil. Denizin dibine şey dış basınç yukarı çıkınca iç basınç galip geliyor. En iyi salim şehadette olalım. İkisi de cemdir. Önemli bak şimdi ben bu metni yap, şey yaptım. Ama çıktım bu Ramazan'da dersler olmuyor ya. Derenin kenarına Mustafa'ların köyüyle benim köy orada o derede. Torucuna dediğim zaman orada hatta çok tuhaftır şaşıracaksınız. Biraz fazla kaldım akşam. Domuzların kaşı ki sahilden geçtiğini gördüm. Yani bunları derede, dağda, bayırda, uçakta yazmışım. Ay uçakta yazıyorum şu anda İsviçre giderken. Aklım bu. İşte benim Ayşe Fatma dolar parayla olmadığı için dünyam ilgimi çekmiyor. Yatınca da işte bu şahsiyet bu şahsiyet oluyor. Yani bu garip değil ya. Zaten öyle çalışıyorsun. Onu tefekkür ederken girdin yatağa. Evet. Devam ediyor film. Zaten onu düşünüyorum. Garip değil ki. E şimdi bu metni ondan sonra okuyorsun. Metnin bu şu anda okuyacağım sari. Ama biraz önce okuduklarım anla, anlatmak istediği içerikleri. Evet. Evet. Risale-i Nur hem ya öyle mi? Kur'an'ı önce söyleyeyim anlatmak istediklerinden fazladır anlatmak istedikleri. Mutadit manası var. Her bir mana küllidir. arasında efradı bulunur. Risale-i Nur'da da öyle. Mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her efradı, her okuyana farklı manası vardır. Ha, küllidir. Şimdi bu şu anda sarih içim. Ama bunu içini süzgeci, şey, süngeri sıkarak çıkmıştı onlar. Ha. şimdi devam edeyim. Bak bu sarih. Diyor ki o ihtiyarın vücudunu vicdanın bilir. Ha bilme makamı <laughs> vicdandır. Nasıl? Aklın aklı işte buralardan çıkıyor. Nasıl çıkartım buralardan işte. Ha vicdanın bilir. Neyle bilir? Ulan ihtiyarın üst birimi. İhtiyarla ben vicdanı bilmem gerekirken zahirde. Hayır. İlk önce öyle. Zahirde ihtiyarla vicdanım vardır. Onaylıyorum. Ama hakikatte vicdan ihtiyar onaylıyormuş. Birçok şey <laughs> Bir insana yani ihtiyarı, irade biz kendimiz de bilemiyoruz ihtiyar mı, irade mi? Bilmiyoruz. Birçok insan da kabul etmiyor zaten. Evet. Cüz'i iradem var diyor. Yani o Acayip acayip evet. evet. Acaba irade ile ihtiyar nasıl ayırt ederiz diye sordu. Hemen o veciz cümle yeri gelmişken. Çok zordur bu sorunun cevabı. Çalıştığım için söylüyorum. İhtiyarla mı karar verdim? İrade mi? Tamam. İradeyi tarif edeyim. İhtiyarı tarif edeyim. Sonra hepimiz cevap olalım. Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak yani mazi Allah'a iman ile ahireti ölçü yaparak halde karar verme mekanizması iradedir. O fark ediyor Ha, şimdi bak. İhtiyar Allahsız ve ahiretsiz. Hayvanlarda da var. Mazi ve istikbalden kopuk olarak şu mu o mu bu mu? Haz hal hazırdaki alemi şahadetteki eşey birbirine kıyas ederek e, ee, üstünlük kıymetlik veya ihtiyaca göre tercih etmek ihtiyardır. Tamam. Dolayısıyla eğer tercihlerimizde Allah ve ahiret varsa iradedir. Allah ve ahiret yoksa ihtiyardır. İhtiyar isabet etse de sevabı yok. Kafir isabet etse de sevabı yok. Evet. Ama bu irade o kadar kutsi ki bu sefer bu tanımlamadan sonra a, mazinin bütünlüğüyle Allah'a iman ile ahirete bakarak halde ihtiyarla e, tercih ettiriyorsa irade, irade ihtiyara hükmeder vicdanda olduğu için. O ihtiyarın tercih de dindir. Mesela kalkıp ezan okundu. Ya kılalım. Kılmak lazım arkadaşlar. Sözler ihtiyardır. İçerideki o şey doğ doğmalar, hisler, hatler iradedir. İrade kendisini ihtiyarla gösteriyor. Yani e, ihtiyar o kadar küllü ki iradeyi de hükmediyor. İhtiyar, iradenin, iradenin ihtiyar. İrade ihtiyara hükmediyor. Ters mi söyledim? Evet. Ha. İrade ihtiyara hükmediyor. Vazgeçip, artık irade. Evet mesela irade o kadar kutsal oluyor ki 17. sözde İhtiyarımdan sözü ihtiyarımdan vazgeçtim. Ha ihtiyarında vazgeçiyorsa ihtiyardan üstün bir birimi var. O da vicdandaki iradedir. İrade ustadın vicdanını yani beşeriyetimden vazgeçtim diyor. İnsanım artık diyor. Evet. Artık ben şey tabiyim. Sana şöyle diyebilir miyiz? İhtiyaç dışarıdan çalışır. İrade ise içeriden. Evet çalışır. aynı aynı öyle. İrade de böyle konuşmuştuk biraz. <laughs> evet, iç içteki dengeli içsel akıl, içsel akıl, dışsal akıl. İçeriden gelenleri vicdan dışarıdan gelenleri akıl karşıladığı gibi içten gelen ya deme yapma falan. Yani iç alemleri hayır, küfürdür falan. iç dengeleri, tercihleri irade yapıyor. içi iç alemde ihtiyar karışmaz. İhtiyarlar karışıyor. iç alemdeki duyguları, fikirleri bak şimdi böyle yapıyorum ama içerideyim yani. Duyguları, akılları, fikirleri. O ya bu gel buraya. Bu bu tarafa kaçsın. Bu da buraya. Olmaz bu. Ha şöyle. Ha bunu irade yapıyor içeride. İhtiyar ise getir kitabı. Onu getir. Cami aç kardeşim. Hava sıcak ya. Ne zaman namaz kılın? Ne zaman ders bitecek? Dışarıdakileri tanzim eden ihtiyardır ama birbirine kopuk söyledim. Ama kutsi bir zat. Risale-i Nur talebeleri. ya yani Müslüman. Vicdaniyat inkişaf etmiş ve sahip iradesi de inkişaf etmiş. Ya kardeşim ihtiyarım bunu böyle diyor ama. Tamam mı? Vicdanım diyor ki yani yemekteki Eti, ihtiyarım diyor ki kaşını al bu tarafa. Eti bu tarafa al. İçerideki vicdan diyor ki kaşın arkasıyla it öteki tarafa. Öteki sahile gitsin. Evet, ihtiyarımız söylese bile menfaatimizi irade, içerideki vicdani irade, hayır yap, vazgeç. kendini vazgeç. Kendimden vazgeçtim diyor. Vazgeçiyor o çalışma nispetini. Yani irade ihtiyara hükmedebiliyor. Şöyle bir şey var mı? İrade hakimse yani İslamiyet ve Allah namına yaparsa sağ eliyle yediği zaman sevap var. Ama hiçbir şekilde yani Allah ve İslamiyet yoksa hakikaten sağ eliyle de yese sevap yok. Yok. Mesela denk geldi adama sağ ayak sağ ayakkabını sağdan giydi. Hiçbir şey yok. Çünkü niyet ve nazar niyeti o değil. Peki Müslüman her amelini niyetiyle mi yapar? Bunun da çok düştüm arkasına. Yani her daim biz ayakkabıyı sağdan giyince Allah mı ve sünneti mi hatırlıyoruz? Hayır. Sen buna niye alıştın diyor. Sağdan giyme hep niye alıştın? Din olduğu için. Düşünmesen bile artık dindir. Evet. Artık ihtiyarsız dahi yapsan, tuvalete ihtiyarsız sola sağla girip çıksan, e, istersen düşün, istersen düşünme seni o ahlakı yapılandıran o meleki din yapmışsa dindir artık. Ama din adına yapmadığı adam sağdan denk geldi ayakkabıya girdi. E, din değildir. Çünkü niyet burada geçiyor. O kadar şey ki Fatih bu nimet. Yani e, şuursuz yaptığımız amelleri dahi. Mesela misal vereyim. <laughs> Menfi görülürse rüyada mesuliyet yoktur. Hayli görülürse aynı tesiri sevaptır. Peki nasıl hafız Kur'an okudur ya da aynı alıyor. Ne nasıl çıkıyorsun? Vahin dörtte biri rüyada geldi. Bizim için rüya rüya değil ki uyku uykuda değil. Başka bir alemin kapısıdır. Ustad diyor başka bir alemin kapısıdır. Gafletin kendisi değil ki. Orada da icraat yapılıyor. Orada da anlatıyoruz. Orada da onun adamın kadının rüyasına giriyoruz. Yapma etme bu dersi böyle yap ben sana demedim mi? rüyalar gözüküyor ya. Bazen şuurumuz tahluk ediyor. Bazı bazı insanların bazılarına hiç etmiyor. Bizim hiç etmiyor ama Allah merhameten senin rüyana giriyor. Doktor ben mesela gibi Ahmet Mehmet. Ya niye böyle yaptın? Ya Allah hayretsin ya ben karar vermemiştim falan Nazan abi. Şimdi ben bana da ben de şaşırıyorum. Demek ki usta diyor ki bana sebap kazandırsın diye Cenab-ı Hak Kabe'de beni göstermiş diyor. Ya acayip acayip şeyler ya. Hepsi doğru mu? Hepsi doğru mu? Yanlış olan bir şey varsa şirktir. Başka bir şey yok. Hepsi hak. Bu, burası garip. Burası burası değil. Bu derslerle yapa 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 soğan zarı var ya iki, iki katman arasında yapışmasın diye zar. Ee, i̇ki alemin nokta iltisaka burası işte yani. Burası gözüktüğü gibi değil. Uçak inmiyor. iniyor. Erikler büyüdü. Dersler oldu. Rüzgar esti. Kar yağdı. Köpekler bağırdı. Ya Kur'an da bu kadar anlatıp anlatıp bitiremediği Adem Aleyhisselam koca Ulu Las böyle bunu getirdi. Yani bu mu yani? Erik büyüyecek. Rüzgar esti. Akşam oldu öldük yattık. Bu mu? Bu değil ya. İşte bunun en büyük özelliği, en büyük mucizesi bu olmadığı halde bu gözükebilmesidir. Almanya'da dedim ki Almancılara. Almanya'nın en büyük sahtekarlığı, sahtekarlığını dürüstlük olarak insanlara yutturmasıdır. Avrupa'nın en büyük zalimi e, despotu cinayet bu kadar katliam yapmış Afrika'da vesaire Amerikan kıtalarında zencileri şunları öldürmüş Kızılderili en büyük katliamı yapan zalimi en büyük demokrasi insancıl gözükebilmesidir. Bu kadar böyle bir münafık. Ha yani böyle de. İnsan da öl. <laughs> Burası da öyle. Ağaç büyüdü, kedi geldi. A, aklımı almıyor. Uçak geçti. E, geldik, oturduk, yemek yedik, tuvalete gittik, evlendik ve öldük. Ya Kur'an'ın anlattığı şeyle o patreyle hiç uymuyor. Hiç alakası yok ya. Sizi getirdik buraya diyor. İstidatların ve kabiliyetleriniz ne şunamana. Burada kendi biraz önce bak <laughs> bir perdeyi yırt şey yaptık açtık. Köpek köpek değilmiş. O benim bir hissimin dışa vuruşudur. Şimdi bak köpek köpek mi şimdi? Vay be. Şimdi sokağa gidince olan kangal köpeği, bilmem ne köpeği, kurt köpeği. Diyeceksin ki ha bu hissimin mertebeleri işte. İnan köpek değil o. O senin hissinin dışa vuruşu ya. Eve bir gittik. Kadın erkeğe erkek kadına sebepsiz. o böyle bir kedi. Kedi bir ecdat demiş yani kullanmış onu. Kedi gibi suratıma dalıyor ya diyor. Sebepsiz surata da. Sebepsiz kavga çıkartan kedi fıtrattı. Şu Kedi. Kedinin o hissiyatı. Kedinin hissiyatı bizde var. O his ne, <laughs> kedi nedir? Benim hissimin donmuş halidir. O kedilik çıktı mı surata dalar. Devamlı konuşuyor. Mutfağa giderken konuşuyor o gidiyor. Yani adam kadına. O da, ya o ya o dalaşıyor işte. Köpek çıktı. İkide bir konuşuyor. Ya konuşma dur, dur ya tamam. Yani şey demek istiyorum. Burası burası değil. Bu zardır. Tutmuyor. <laughs> Tut <muyum? gülüyor> <laughs> evet. Çünkü vahdetli vücut gibi yani şey burası ama kuantum fiziğinde o kalktı biliyor musun o? Dinsizler diyordu ki her şey burasıdır atom son noktadır. Atomla bir baktılar ki kuantum şimdi öndemiyorlar Burası burası değil. Artık e, o gözlemci var ya o yarık deliği ve tanrı parçacı diyen demek zorunda kalan dinsiz dünyanın en büyük dinsiz fizikçisiydi. Niye dedi? Dendiler ki niye bunu söyledin? Yani bu kadar karmaşık, kaos bir yerde bu kadar nasıl e, mükemmellik gözükmediği yerin üstü olan, metafiziğin üstü olan dünyada bu kadar mükemmel var. Demek ki bir tanesi orada ta tanrılık yapıyor diyor ya. Bir tanesi hepsine hakim olması olmaz dedi. Hepsine tanrı verilmeyeceğine göre onların içinde bir tanesi tanrı olması lazım. Tanrı gibi davranıyor diyor. Niye tanrı dedin diyor. Tanrı gibi davranıyor diyor. Hiç kusuru olmayan Tanrı'dır diyor. Bir de diyor kusursuz yönetiyor diyor. Tanrı olması lazım. Higgs dedi Higgs. Tanrı parçalıyor. Demek zorunda kaldı. O geçti artık. Geçmiş olsun. O 80'lere kadar, 85'lere, 90'lara kadar o e, kuantum fiziği eskiden çıkmış ama Türkiye'de ve dünyada gündem olmamıştı. Şimdi artık kuantum fiziği yayıldıkça küfür bitti. Küfür şu anda sefaat. Başka bir şey yok. Küfür yani fikir akımı kuantum fiziğiyle son buldu. Bitti. Şu anda sefaatla. galiba şu işte bu ayet. Şimdi biraz yedim. Burada e, vicdan diyor ya vücudunu bilir diyor değil mi? He. E, mahiyetini bilmesi de yani buradaki mahiyetten ben özelliklerini bilmesi diye anlıyorum. O da sanki dimağ mahiyetin özelliklerini bilir. Mahiyetini yani. o bilir. Yani, e, vicdan da vücudunu bilir. Evet. Bilir. Evet. Onu ya. yaz evet abi. Evet. Çok çok acayip ya. Bir de zatı sıfatı, sıbutı sıfatı alemimizde tanımladık. Yani ilimle mevcutuz, vücutla vücuduz. Yani, yani kim bilir, bilir? ak. Ama bu, o değil. Özelik, özelik, özelik <laughs> de zima, vücudu, Bunun mahiyeti evet. nedir ya bu olay? Olaya baksana bu ekran yapacaktık ya. Bunun mahiyeti baksana ya falan. Yani gözlükün arkası. Hı. Şimdi diyor ki ihtiyarın vücudunu insan vicdanen bilir. İhtiyarın yani e, dimağda ihtiyar var ya iltizamda cüz-i Hayvan Onu insan neyle bilir? insan vicdanen bilir. Vicdan biliyor mahiyetini değil vücudunu vicdan biliyor. Vücudunu biliyor. Var yani e, mahiyeti derken Allahça tarafını değil vardır. Vicdanen diyor ki o zaman ihtiyarın vardır. Sen dış dünyadaki bütün eylemler senin bu ihtiyarla yaptın. Sen ben kaçamazsın bu artık şeyden. Sorumluluktan kaçamazsın diyor. Vicdanen bilir. Vicdanen ne bilir abiler? Her şeyin vücudunu vicdanen bilir. Mahiyetin her şeyin mahiyetini bu Allah cehennemdeki mahiyet değil. Aklın, dimağın bilir. Yani Zatı sıfattaki vücut, vicdana, subutu sıfattaki şeyler de dima. Efendim, şimdi bunu geçiyorum. Ee, öteki sayfaya geçeceğim. Şuraya basıyorum. Ee, şu olsa gerek. Tamam. Ee, şimdi şundan basıyorum. Şu mu? Şunu mu? Tamam, çok güzel. Ya biraz küçülteyim. Şu kardan eksi. Biraz daha mı yapayım? Tamam abis. 517 sözler, defter 29. defterin 500, şey 151. sayfa, sözler 517. Hem hatsı ile vicdanen hissedilebilir ki. Bunun mu? Bakın. Ama aşağıdakine koy. Yok. Bu şöyle çekmiş. Şöyle çekmiş Osman. Defterde de. Ya yok, şöyle çekmiş. Arkaya çekmiş. çekmiş. böyle yapmış. Her şey gibi değil Deha ya. güzel. Çünkü burada yok. Bak. Burada yok. Adam bunu çekerken buradaki kardeş şöyle çekmiş ki zaten kabartmış onu. Ha, şu böyle yapmış. Arka gözükmüş. Ben de şaşırdım. Aa, çizilmiş ama burada çizilmemiş. Demek ki her şey gözüktüğü gibi değil. Doğru. <laughs> Hem hadsi kat'i ile bak. Hads. Kat'i. Hads. Acayip bir şey. Ee, yani ak akıl üstü e onaylamak. Akıl üstü bilmeler. Allah razı olsun Ali. Ee, vicdanen hissedilebilir ki. Hads. Vicdanen. İnsan öldükten sonra esaslı bir ciheti bakidir. O esas ise ruhtur. Hads nedir? Bak görüyor musun abi? Hads sezmek. Suratla intikal ve idrak etmek. Bu benim fikrim mi? Lugat. Ani ve doğru intikal. <laughs> Delilden neticeye çabuk varmak. Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan herkese de kahve ver İbrahim benden. Yo, Mehmet Mehmet kardeşten olacak bugün kahveler uzun düşünce ve ile ihtiyaç kalmadan hasıl olan abi, ilimmiş. Abi ilerlemiş olsun. Rahat rahat için kimse önce çekmedi ya. Yok 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 herkes sever. Yo, uzun iş olur ya. <laughs> A uyanık olursunuz da derse. <laughs> Vallahi öyle gidiyor ki böyle. <laughs> çok şükür Allah'ım. Ya cennetteki kahve nasıl olacak bilmem. Cennette en çok neyi <laughs> merak ediyorum biliyor musun? Yani bedensel itibariyle. Masaj. <gülüyor> <gülüyor> masaj diyorum ki. Çünkü bir tanesi ayağımı yaptı tamam mı ayağımı? Allah benim Hasan var ya Hasan Şam yeğen. aslan yapıyor. Bir yaptım ben teneffüs Ya arkadaş kendimden geçtim ya bu kadar mı güzel oluyor eli <laughs> düğüm. Dedim ki cennetteki masaj nasıl olacak acaba ya? Çok hoşuma gitti ya. De, dişçiye gittiniz değil mi diş delmeyi? Cennette bu yok. Yetiyor cennette olarak. Cehennemi kaldırdık. Ateşimi kaldırdım ben. Diş, diş klinikleri koydum. Uyuşturmadan dişi deliyor devamlı. Ciii, zebaniler. Cehennem olarak sana yeter mi sonsuza kadar? Onun için ce, cennette ne var diyorlar? Diş klinikleri yok diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doktor, hiçbir şey olmasa burada otur. Her taraf kapalı. Aklın yerinde, acıkma yok, ölüm yok. Hiç azap da yok. Otur. Sonsuz Azap olarak etmez mi? Olan kardeş ne yaptı? Fikret ne yaptı ya? Derslerimiz ne oldu ya? Benim kızım, oğlum, kardeşim, amcam, dershanem. O sonsuz böyle oturuyorsun. Aman ya Rabbi ya. Yani azap verse ba Oo, bağırırım da kendimi unuturum. Azap vermeyerek kendimden kendim azap almak daha azaptan azaptır. Azap bağırmayla demek ki cehennemde de azap vermekle rahmettir seni sana unutturur. Bir şey karşı tepkiyle yaşıyorsun. Aa kalksın ama hiç azap vermiyor. Ben bana dehşet, vahşet, zulmet ben de. Ben beni yiyorum şimdi. Dışarıdan gelen azap değil içeriden. Bu daha kötüymüş ya. Neyse başlar. <laughs> Abiler hadsi tarif ettiğini siz de ekranda gördünüz. Ulvi hisler vicdanda hat Vicdan da had. Had ve hududunu bilmek. Had, si, kat diyor ya. Yani Çok acayip tabirler bunlar. Vi, had. Vicdan <laughs> neleri kullanıyormuş? Vicdan hadsi kullanıyor. Meyli kullanıyor. Hadsi olacaktı. diyor. Had dedim ya. Se ekleyecektim. Ee, tükenmez. Ben yukarıda düzeltirim vicdan neleri kullanıyormuş <laughs> kullanıyor hats demek ki hats şeyde vicdanda tamam ee, vicdan hatsi meyli ve fıtratı kullanıyormuş aşağı iniyorum abi Heh. evet evet çok güzel çok güzel vicdan hatsi meyli ve fıtratı kullanıyor kullanıyor ha fıtratı kullanıyor fıtrat asliyi kullanarak yapılanıyor. Mesela akıl bozuldu değil mi? Psikolojim bozuldu. Ee, e, fıtratı seniye var. İkinci fıtrat bozuldu. Yani yaşadığımız. Ama aslı bilgisayar bozuldu şeyin. Ekranı bozuldu ama şey programın duruyor. ekranın bozuldu diye kağıt fotokopide kötü çıktı diye aslı bende duruyor mu abi? Ben tekrar e, aktif ederim. Aslıyla aktif ederim. Aklım veya fıtratım, amelim, ahlakım, sinirim Dimağım, hislerim, gerginliğim, asabi, hep bozuldu mu? Bozuldu. Bu neydi? Avcı Çiđe olsun. S, L M N. E, fıtratı seniye, ikinci fıtrat. L L M N. Ne olursa ikinci, L olursa birinci. Fıtratı selime olunca, asıl fıtrat bir ikinci bozuldu mu? Aslı bende duruyor. Aslı o zaman onu tekrar e, güncellerim yani, aslıyla. Aklım bozuldu mu? Aklın aklı var. Geri yükleme var. Ama benim bilgisayar yapmadın ha. Az önce aslında bir şey söyleyecektim. Söylediğim eksik kalacakmış. Elhamdülillah bu biraz sanki tamamladı abi. Şimdi bir, bir saha düşünün abi. Futbol sahası. Futbol sahasının bir etraf çizgileri var. Bir ceza sahaları var. Bir orta çizgi var. Bütün o sisteme göre futbol oynanıyor. Evet kurallar için evet. senin de kuralın olacak. Önce böyle anlamıştım <laughs> biraz önce. Düşünüyordum ki vicdan sadece bu çizgileri çiziyor. Gol atan, içeride oynayan da dima. Dimasız gol olmaz. Bir saha var ortada ama maç yok. Şimdi aslında vicdan sadece o çizgileri çizmekle de kalmıyor. Çizgilerin içindeki kuralları da buradan çıkarsan şu buradan çıkarsan bu yani bu had neyi ve fıtrat yani sadece çizgileri çizmekle kalmadığını oradaki içerideki kuralları da <laughs> faoli de ayrı söylüyor, tacı da, korneri de evet. ayrı söylüyor. Kaderde ben bunu kullanıyorum. Evet. Kaderde diyorum ki Zeytinburnu'daydı bu misal çünkü oturduğum o da sahanın içine bakıyordu. Zeytinburnu evet. Oradan geldi. Baktım ki tap oynuyorlar. E, tap oynuyor ve kadere ait orada örneğim orada oldu o örnekte. Çok kullanılıyor şu anda piyasada. Çok şükür. Şimdi e, sahanın büyüklüğü, çizgileri ve sahanın kuralları e, futbolculara rağmen yapılmış Stadın büyüklüğü, stadın çizgisi futbolcuya bırakmadı. Bu şey sistemi kurmak senin dışında olduğu için bu iradedir. O sistem içinde sistem yapmak futbolcu yani o sistem içinde sistemini geliştirmek o kural içinde kuralını yapmak ihtiyardır. Evet. O sistemi kurmak kaderdir. Tamam Kader. Külli kader. O e, sistem içerisindeki oyun içinde oyununu, sistem içinde sistemini tercih içerisinde <laughs> tercihini bilgisayara da yapayım. Windows'un dışına çıkamazsın. Windows'u yazılı. Yeniden yapılandıramazsın. Sana verdiği sistem içinde yetkilerle serbestletik içinde yapılandırırsın. Ama Windows'un içindesin. Top sahanın içerisinde futbolcu o sistem içinde sistemi kural içinde kuralını çıkartacak. <laughs> o genel evrensel kaderdir. Ötekisi ise benim mesul olduğum sahada Mesela güneşi ben doldurmadım o da kaderdir. Kainatı benim aklımda kurulmadı. Ben benim aklımda yaratılmadım. Ben benim irademle tercih edilmemişim. Benim irademden önce bir irade irademi tercih etmiştir. İrademi irademden önce bir irade ile irademi irade etmiştir. Bu kader. Bundan mesul değilsin sen zaten. Bunun içerisinde bunun bana verdiği yetki ve sağ ile yani top sahasındaki kuralın içerisine kural, Windows'un içerisine bana verdiği yetki sahası kadar hakkım, yetkim vardır. Evet. Onun dışına çıkamazsın. Evet. O benim dışındaki futbol kurallarını koymak irade, futbolcunun kur, kurduğu sistem, yöntem, oyun vesaire taktik ihtiyar. O içinde, evet. içinin içinde olacak. <laughs> Bu sana ne kazandırıyor biliyor musun? Elhamdülillah. Düşünün ki kadere iman etmenin büyük nimetin olduğunu şöyle anlayın. Kadere iman etmezsek ne olursa ne olurdu? Kadere iman ederek o nimet oldu. Bir daha kadere iman etmek bize ne kazandırır? Kadere iman etmeyince insanda ne olurdu? Olunca onun zıttı oldu. <laughs> Mesela şöyle. <laughs> ahirete iman etmek ne işimize yarayacak? Ahiretin olmamasıyla dünyada yaşarken aleminde ne olacaktı? Yani kabri nasıl izah edecektin? Ka koronayı, kanseri, ölümü neyle izah edecektin? Ha, ahirete iman etmeyle onun zıttı kadar sende nimet oluyor dünyada. Çok güzel. Evet Allah-u Ekber. Adı Allah-u Ekber abidir biliyor musunuz onu? zor tutuyor. Nasıl şimdi ne kadar demedi şey. Ha ismi ha ben demedim Osman. Onun adı Allah Ekber abi. Ha yani Allah Ekber abi o. <laughs> Bu abidir işte. <laughs> Durumu iyi değil Mayille onun. Ilgili ne abi? Bir, bir, bir Sen söyle. Mail kalptedir kardeş. Yok yok. Ee, e, hacizi, maili ve Bak kardeşim. Derken, yani maili mail ustat ustat diyor ki mail kalptedir. Sari. Mail kapten çıkar. Kapten çıktı mı abi? Yukarı dağdan aslında su aşağıdan çıkması lazım. Ovadan çıkmadı. Oysa sular dağdan çıkıyor ekseriyet. Dağdan çıkar. Yukarıdan inerken rastladığı e, topraktan kaya alüvarlar vesaire alüvyonlar dedikleri işte ağaçlardan yapraklardan geçiyor. Hepsinden bir şey alıyor yüklüyor tadı değişiyor değil mi aşağı hı hı. iniyor. Ha. Kalpten meyil çıktı insandaki meyli kalptendir. Latife insaniye var. Kapte Latife insanı var. Latife insanın içerisindedir meyil. Oradan çıktığı zaman vicdana. Vicdanla boyalanır. Vicdan bunu etkiler, yönlendirir. İçerisine bir şey koyar. Otların içerisine geçen su gibi otlardan bir şey alır. Madenden geçince, kömürden geçince. Aşağıda su kokuyor. membarda kokmaz. Hmm. <laughs> vicdana gelir. O vicdan o meyle şekil verir zihni iradesiyle, zihniyle, iradesiyle ona anlam katar meyle. Sonra dima çıkar. <laughs> dima da itikattan, iltizamdan, izandan, iltizamdan, taakulden, tasavvur ve tayül ters. Yani dima'dan da etkilenir. Sonra ta, tasavvur denilen, şey tayül denilen libas giyme yerinde kelama dönüşmesi için re gelir boğazdan buradan uçurulur. Mail ta oradan başladı. O kadar Fazla girmeyelim. Evet. Ama bir şey ya ilginç Hissedir. Yani vicdan hisse çalışıyor. Vicdani his ayrıdır, akli his ayrıdır. Yani birinci his, ikinci his, birinci şuur, ikinci şuur gibi. Vicdanda his var ya ama o vicdanın şuur ötelerin yapısıdır yani aklına hissin hissidir. Şuurun şuurudur. İhtiyarın iradesi olduğu gibi. Hasan abi şu, 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 çok güzel bir şey söylemiştiniz bir dönem çok eski. Ee, günah, günahı yani şeytanı yok edemezsiniz. Enerjiyi yok edemezsiniz. Yok. Dönüştürürsünüz. Evet dönüştürürüz. Rüzgar esiyor. Rüzgar dimdik karıştı. duramazsınız. Dur. Yelkenle yön vereceksiniz ki sizi götürsün. Götürsün. <laughs> Şimdi o zaman biz mailden sorumlu değiliz. Sadece maile yön vermeliyiz. Evet. Mail öyle bir şey ki fıtratı asliyedir. Fıtratı seniye değildir. Hı. Fıtratı selimeyedir. Fıtrat, o 29. sözde anlatır bunu. Mail böyle. Fıtrattır yani. Kalp. Hatmedilmemiş kalp tabii. Hatam Allah kulubum olmaz. Aslıdır. Aslında haber verir. Fakat aşağı doğru geldikçe, dağdan su çıktı, vicdanda şekil alır limanda şekil alır. Eylemle şekil alır. Eylemde şekil almadan önce örf, ananı, kültürle de şekil alır. Meil mesela evamiri tekviniye değil ee, evamiri tekviniye değil de ayatı tekviniyelerden sayılıyor aşağıda ya. Hatta onlardan da arkada. Evamiri tekviniyle, ile ayatı tekviniyeler bir tanesi vicdan bir tanesi aklı ya. Bu kalpte ikisinin cemidir. Meyil hem ev... im Evet, orada. Ha, evamiri tekviyenini içinde. Ha iş, evet evet, iyim. Ee, eva, şey evamiri tekviyeni neymiş? İhtiyaç, ihtiyaç, incizap mail. Evet, evet evet, o böyle. Evet dediğin gibi evet. Orada. Evamir tekvin içinde. Evamir yani, evet, evet. Evet, yani öyle bir acayip ki. Evet. Yani o evamiri tekvi'nie dört tanesi gelirse artık illeti tamı olur. Karşısına hiç kimse çıkamaz, sen de çıkamazsın. Artık vücudu, e, vücut, lüzum, zaruret olur. İlleti tamı o demektir külliyatta. Lugatta bakarsan bu değil. Lugatta e, şey deniliyor. İlleti gaye, ille-i faile, ille-i sürüye, ille, -i suriye, ille -i maddiye. İlleti tamı böyle tarif eder lugatta. Risale'de, kader risalesinde illeti tamı lüzum, vücut, zaruret. Neyse. Vicdan bu sıralı sistemle hadsikati hissine sahip oluyor. Hadsikati şu demektir abiler. Ee, şöyle çıkayım. Fıtrattan meyle, meyilden hat hastan vicdanı oluyor. Bir daha şuradan şöyle yapayım. Vicdan bu e, sıralı sistemle hadsikati hissine sahip oluyor. Adeta hadsikatı şurada söyledim abiler. Aa, şurada. Sezmek suratla intikal ve idrak etmek aa, ani ve doğru intikal bir şey olur. Aa bir anda bir anda doğru karar vermek. kati böyle e, şere karar vermez. Delilden netice çabuk varmak. Akıl delil ve burhan ve hücretlerini araştırır. Üç tane delil, burhan, hücret. Hadsikati öyle bir yapma. Bunu kullanmaz. Evet. Namaz şey yaptı. Ezan okundu. Kılalım mı Fatih? O bir dakika kılmak lazım, şey yapmak lazım, namaz farzdır, şudur, bunu. Bu delil, Burhan Ücrettir. Hat söyle değil. Ezan namaz, özdeştir, aynıdır. peki uygulayayım eylemde. Birbirimizi gördük. Hemen ona karşı bir hats olur, yakınlık olur, rahatlama olur. Gördüğümüzde birbirimizi rahatlarız, severiz birbirimizi. Ama yeni birisini getirdin Osman, şuradan buradan. Ya bir Osman bu kim? Hoş geldiniz kardeşim. Yalanda nehi de olur. Veya o sevgi de gösterirse Tanıştık tanıştık sonra hats olur. Yani e hats ne? Gördüğüm zaman <laughs> mesela doktor daha güzel olur. Çok insan giriyor. E şimdi bir sürü insan yana girdi. Yani onu muhabbet etmek zorunda mesleği geri. Ama birimizden içimizden birisi yana gitse o daha fıtra olur. Bu hatstır. Akli değildir. Akıl üstüdür aslında abi indiriyorum yani onu göresin diye. Evet. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim abi? He. Ha. Hani biz size demişlerdi ya e, ya Hasan kardeş sen sıratı da buraya getirdin. <laughs> o o çok hoşuma gidiyor. Çok Şimdi o abiydi Allah razı olsun. Yani biz eğer ölüp de mezarda, kabirde mülkerin ekili görmek isteyen varsa orada görecekler ayrı. Ama biz burada da onlara sahip Ösdat yaşarken girmiş. Evet. Yani Geçen kimin cenazesi dedim ya. Ee, ya kime gittim de Allah Allah. Avukatı mı, mı? He herhalde. Şimdi usta diyor ya yaşarken kabrime girdim diyor. Biz hayali onun hakikattır. Mesela biraz önceki o rüyam benim. Ee, hayalin nedir o? Ee, uyku, rüya, alemi misali, zıllı olan e, levi misali. Yani bu perdelerde bir tanesini takılırız seviyemize göre. Ustad bu perdeli açarak rüya dediği alemi saldır, Kendisidir. Kim başka yerde söylüyor. Yani bu şey diyor aslında diyor şey e, alemi misaldır. Şimdi biz surette olduğumuz için her şey suretle düşünüyor, surette muhatap olacağız. Kabir surettir. Siyah çarşaf altında diyor. 232 lemalarda kabir siyah çarşaf altında güler yüzü, rahmetin güler yüzü vardır diyor. Yani çarşafı niye koymuş? Güzeli gizlemek için. Çarşafı kaldırırsan, herkes haram yapar. Ee, kabrin siyah çirkin yüzünü kaldırırsan, o aleme geçmek için herkes intihar eder. Haya, haram yapar. İntihar etmesinler diye o alemi Allah çamurla, toprakla, kabirle örttü. Siyah çarşafıyla örttü. Ha öyle diyor. Peçe diyor. Siyah peçesi diyor. E kaldırırsan haram işler ya. E kaldırırsan şimdi şöyle düşün. Bir kız için intihar eden adam Huli'yi görse ne olacak? Oraya karışmak herkes intihar etmez mi? Ahiretin, berzağın güzelliğini müşahede etsek, bir perde kalksa kim burada yaşamak ister? Kim buraya tahammül eder ya? Çıldırır ya. Evde ya ben bir Risale-i Nur'daki bir hakikati evde huzur Evet. Bir hakikati gördüm diye bak binalarda yaşıyorum ya. Yani o kutsiyet olmasa, Risale-i Nur'un bir hazı vermese, yani o bedensel hazlardan şuradan bunu kurdum binada bir vakıf nasıl yaşar? Sen bu saat 10, bugün pazar ya, saat 10'da başladık, Al, saat yarım. iki buçuk saat oldu. Nasıl rahatsınız? Ee, bu haz, bu haz ehli dünyada olsa acaba yatak mataklarından, elmasından, baklavasından benzemez ki bu. Çünkü ani ve fanidir. Bu öyle değil ki bütün meratipleriyle vicdanı da yapılandırıyor bu ders. Özel hayat vicdanı yapılandırmıyor ki. Ve şeriyetimize şey cevap. Böyle değil ki. Ne yapıyor sonucu? E sonucu da beraber yaşıyoruz. E Allah ve ahiretle ümitli yaşattırıyor şu anda. Şu dersler. E bu dersin bir ileri bir tık üst, üstün olsa kabirdekileri seyrediyorsun. Keşfet kubur oluyorsun. E görünce nasıl yaşayacaksın ya? Bir tık 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 70 tıktan sonra her şeyin tezgahlarını, menbalarını, miracın görüyorsun. E buraya nasıl tahammül etti bu adam? Bilmiyorum ki. Bunu anlaman için peygamber olman lazım. Miracı yaşayacaksın, geleceksin buraya. Nasıl yaşayacaksın? Nasıl yaşıyor? Aklım almıyor ki. En ufak bir mana beni delilendiriyor. Olacak değil Olacak O da sana. <laughs> Ve sen, senin nurunu görüyorsun her şey. Kafir bile, Ebu Cehil bile, komşun karşındaki şey. Senin nurunda yaratılmış sana kafa tutuyor ya. Senin mesela meşgul olduğun talebe sana kafa tutması nasıl o insana ağır geliyor ya? Mesela Mehmet boksör yetiştirdi çırak spor salonunda bilerek söylüyorum. Ya birisi şey. sonra yarışmaya da talebesi karşısına çıktı. İnsanın ağrına gider ya. Oysa talebesinden iftihar eder, rakip olmaz. Ben kendisinden daha iyi olmasını ister. Vicdan böyledir biliyor musun? Her hoca talebesini kendisinden, her ana baba kendisinden çocuğun daha iyi olmasını ister rakip olduğun zaman işte Allah da karşısına şirkle adam kulu rakip oluyor. İnsan ağrına gidiyor ya. Allah'ın da demek ağrına gidiyor. Vallahi. Abi dikkatli misin ona? Evet evet. Evet, iki evet. e, Münis arkadaş yanıma geldiler dedi. Kaç kişi oldular abi? Üç kişi oldu. Hac, Meyil, Fıtrat. Burada böyle bir yerleştirme yapabilir miyiz? Allah Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. Yani Acayip ben oralar... Bir de hadi ona has diyelim. Ustad, asın imamı ona has oldu. Altında şey söylüyor. Yani daha batın ve hakikat ilmi değil. E, yansara Nesuru, e, zahir hafızlık ve zahir Arapçaya çalışan talebi ulum vefat ediyor. Ona da oluyor. Yani ustada has değil bu yani. Hani ustada has olsa... Ulan dedim ona Kitapta geçmez birinci cevabım. İkincisi talebeye. Kim? Yani hakikat ilmine değil suretine. E, ali e, üç, iki tane diyor ya işaret Bir zahir ilimlere alet bir de alet var. Bir çekiyor bir çekmiyor. E, alet ilimleri, Ali ilimleri. Tamam. Şimdi zahirde Arapçayı öğrenen talebe vefat ediyor. Vefat ettiğini bilmiyor. <laughs> Nünker hocası. Çünkü onun Azrail'iydi o cinsi. Onun Azrail'iydi. Azrail hocasıydı. Hocasının simasına girdi. Çünkü merhamet böyledir. Şefkat bizim gibi değil ki o. Hocası, hocası geldi. Oğlum dedi. Bu nasıldır dedi. Hocam bunu daha önce sene öğrendik yani. bana öteki derslerden sor. Bunlar çok kolay. Hocası zannediyor. Peki gene burada mı az? Gene takip ettim. Gitti evliye yazım edin bir tanesi. Kalktı. Ya ben çocuk okuttum ya ben ne, evliyaların ruhunu kabzeden Azel geldi. Lan benim evliya ruhunu kabzeden Azel gelecek. Ayağını öperim lan. Evliyanın ruhunu kabzeden Azrail'i kabul etmiyor. Emrin olur efendim. Azrail'i de sen tercih et. Allah o kadar merhametli ki Azrail'i kendisini tecil ettirdi. Tamam hangisi? Yok ben evliyaların ruhunu kabzeden Azrail istemiyorum. E ne istiyorsun? Talebeyi ulumun ruhunu kabzeden. Tamam, onu veriyor Allah. Veriyor mu, vermiyor mu? O sen tercih ediyorsun ya. Şu yetkiyi nasıl veriyor? Allah bu kadar seviyor. sız. Ben sana evliyaların ruhunu kabzeden Azrail'i gönderdim. Öpte başına koy lan. Diyor mu? Demiyor. Kalktı. İstediği oluyor. Ona Azrailini tercih etme makamına çıkıyor insanoğlu ya. Nasıl bir şey ya? Öyle mi, değil mi? Ben hayal mı kuruyorum? Hadi onları söylüyorum. Azrail'den bahsediyorsun, ölümden bahsediyorsun Abi, Bazıları da farklıdan bahsediyor. <laughs> ben benim kitapta böyle yazıyordu onlar. Herkes kitaptakini, poşettekini verir. Ben Risale-i Nur okuyorum. Bir tane Lied Wiesburg, Lied Wiesburg'da bir, bir, yer vardı o işte Almanya'da. Hemen söylüyorum çünkü antika bir yerdi. Dedi ki şey söyledim. E, erva habise de, celbeder habis ervalar. Lemat var ya. Kardeş dedi öyle bir şey yok dedi. Ondan sonra <laughs> Erva Habise 246 sözleri var ya. Mevadi şerire. İnsanın <laughs> fıtratını bozar, yanlış olarak sevk cin, şeytan, melek, ruhaniyat. Erva Habise hiç kim, ben şeyden de bahsediyorum. Nurculardan da dahil. Bilmiyorlar yani. Bakmıyor. Bilmiyor yani. Burada Ervah Erva Habise haçı duydum. deniliyor. Erva Habise'den bahsedeyim. Nedir o? İnsanın fıtratını bozan yanlış olarak sevk Cin değil bu. Şeytan değil, başka bir şey. Bir de o, Kardeş dedi sen onu oraya bakarak söylüyorsun. Öyle bir şey yazmıyor dedi. Lematta var ya celbeder. Celbeder. O oh, habise var. Bak. Baktığın zaman haramı celbediyor. Fizikte bu. Dinde bunun adı haram. Harama bakınca onun ruhaniyatı sana kopyala yapıştır oluyor. Orada sözlerin lematını. Dedim ki abi burada yazıyor. Allah Allah. Kardeş biz yaşta abi. Te Tevruz'a da gidiyormuşuz Kardeş gayrimüteşirden mi ekledin oraya? Ama şu anda Latince'de yok. Osmanlıca'dan senin böyle bir şeyin var. Eklemiş olabilir misin sen kaleminle? Bazıları ekliyor mesela. Ordu hakkında ekledim. Ee, Türk ordusunu e, kılıcını düşman, kılıncını şey, dü, e, düşmanına vurdur, kılıcını ayağını vurdura, vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem mi İttihat İslam'la güldürür. Ek vardı, tercüme ettim, koydum. Öyle olmasın. Yok abi dedim, yazıyor. Kusura bakma. Kalktı oradan, geldi, baktım Hakikaten yazıyormuş dedi ya. Sonra dedi ki böyle... Muza, Senin kitapta yazıyor, bizim kitapta yazmıyor. <laughs> bizim <laughs> kitapta o kabir böyle yazıyor. Ben böyle biliyorum Rabbimi Kabri de ustadım dedi ki... ...siyah çirkin peçesi altında güller yüzdü mü diyor. Lemalar 232. <laughs> Ondan sonra bir de bakıyorum ustad girdi... Daha ilerisini söyleyeyim mi şu kabirden daha ileri. Sen kimsin ey ustad? O talebe ulum böyle cevap verdiyse bak ustad kimmiş? İyi bak. talebe ulum böyle hocasını mı zannetti? Birinci şey bu. Azrail'i hocası zannetmiş. İki. Keşfel kubur seyretti. Sen kimsin ki rahmet ilahi tebessüme getirdi diyorsun. Sen rahmet ilahi tebessüme getirdi nasıl gördün ki? Haydi <laughs> subhanallah rahmet ilahi tebessüme getirdi ne demek? Allah böyle mi yaptı? Üç tane şey oluyor. Talebe Azayli hocası gibi görüyor. İki, keşfel kubur e, dedi ne yaptı? E, ne yaptırdı diyor. E, güldürdü. Keşfel kubur <laughs> diye güldü. Rahmet ilahi ediyor. Bir tık da yukarıya çıkıyor. Tebessüme getirdi. Ey usta sen kimsin ya rahmet ilahi tebessüme getirdin sen nereden gördün? Nerede biliyorsun? Rahmet ilahi tebessüme getirdi. Tebessüm. E, i̇n aşağı. <laughs> Keşfel ke kurbur. Gülüyor. Talebeye iniyoruz. Hocam diyor. Bunu daha önce almıştım. Yansırı nesırı. E, daha ilerisini sor diyor. Adam bilmiyor olduğunu. Ya daha ilerisi var mı? Azrail'i Allah ilim ehline ne kadar değer veriyor. Allah kullarını ne kadar seviyor. Azrail aleyhisselamdan daha arkada ya insanoğlunun mahiyeti hakikati, nuru mabedi. Ben diyor bu evliyaların ruhunu kapseten istemiyorum Allah'a. Talebe var ya, tamam. Onu devri diş yapıyorlar. Talebi ulum Azrail'i geliyor. Ha bu diyor. Ha gel. Lan o gelenden korkulur mu? Sen tercih ettin zaten. Hadi eyvallah. Lan bir şey değil. İki hayatta olanlar karşıma çıksın diyor. E, iki lastiği olan minibüsün bir lastik patlarsa yükü biner ama aynı bir şey araba teklemez artık. O da yürür. önce Ölüm bu ya İki lastik değil tek lastiğe düştün devam ediyorsun yollara. İşte geldi Azel hadi eyvallah arkadaşlar dedi çekip gitti. Hakan abi kanuniyet mi var acaba? <laughs> Bedenimizi şimdi bu kim tutuyor? Yani bu sistem çalışıyor kardeşim herkeste. Onlara has değil bu. Has olsaydı kitaba geçmezdi. Bilenimiz... Efendim ustad şu diyor ki beden ruh ile kaimdir. Suret hakikatla medet alır, e, hayatlanır, ruhlanır. Suret hakikatsı olmaz. Beden ise ruh ile ayakta durur, hayat bulur. Yani Azrail aleyhisselam tutuyor diyebilir Evet, o tutuyor. O zaman yani orada bir kanuniyet var. Ya Azrail aleyhisselam zahirde gelir alır. Hakikatta Azrail aleyhisselam burada çekip gider. Bu işte. Evet, Yani Azrail burada kardeşim vefatını çekip gidiyor. Hadi benden işim bitti gidiyorum. Azrail de burada, Cebrail de burada. Aklımı burada tutan Cebrail, Ceberut, his olarak Ceberut, e, temsilci olarak Cebrail, hayatımı burada tutan, hayatın kendisi İsrafil, beşeriyetim Mikail, ruhumu burada tutan, ruhu tutan Azrail. Zahirde gelir, hakikatta gider. Yani Burada. Evet. Bu, e, talebe... Ve zaten noksan olur. Azrail burada yok. Aslında, talebe eğiten. Talebe eğiten. E, alim, evet. alimlerin canını alan Azrail istemesi zaten talebe eğiterek bir yaşam sürdürmesi manasını taşıyor. Yani evet. Aynı. Yani onun ruhu zaten o şekilde olur. Tabii canım. Ruhu beşeriyet kalmamış ki. Yani beşeriyet zıtların cemi. Beşerden insan olmuş. İnsan olmuşsa Kainat onun şeyine zaten değiştiriyor ya. Ya kardeşim şöyle diyeyim. Ondan sonra devam edelim Kur'an'ın rahmet rahmet olması avama, halkın ekserisi avam olduğu için Kur'an direkt avama hitap ediyor. Havasa intikal ettirir. İyi dinleyin burayı. Kur'an ilk muhatabı avam mıdır? Avamdır, zahirdir. Kur'an neyi met ediyor, öne çıkarıyor? Cennet, cehennem. Havasa cennet, cehennemi gaye yaptırmamış o avamadır. Havas bunun içerisinde sıyrılır. Onun için cennet, cehennem diye bir derdi yoktur havasın. Başka havasın vefat etme, kabir azabı, cehennem azabı diye böyle bir derdi yok. Yani bil kuve istidatlarını bil bilfi ile dönüştürmek resul malımız olan bu sermayemizi muhatap ile olmak, Allah'a ayna olmak, baki ayna olmak bu zerecik vücudum, hatsiz vücudun aynısı nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücuttan kazanmasına vesile. Tam o iki tane de geçiyor orada. Mesubiyet cihetiyle bir an yaşaması hadsiz bir vücudu kan vesile midir diyor. Bir tane de var ortada onu da söylüyor. İnsan bu. Cehennem gayesi yok ki. cennet diye gayesi olan cehennem diye endişesi olur. Ya, o Kur'an'daki o tabir, her tabir Kur'an'ın ilk muhatabına adır. İlk muhatap avamdır. Havasa içerisinden bildir. Cennet de sizin cenneti kazanmanızı istiyorum diyor Kur'an. Siz duyanlık istiyorsunuz diyor ama ben de cennet. Havasa cenneti bile gay yaptırmaz. Risale'de geçiyor. Cenneti bile gay yaptırmaz talibesine. Ne yapar? riza i ilahi. i ilahi nedir? zerreci bu hatsi bu zerrecik vücudum bak bak bu zerrecik vücudum hatsiz vücudun aynısı. E nihayetsiz imbisat ile hatsiz vücutlar kazanmasına vesile. E, bir te, onu da bir başlığını söylerseniz Mustafa. Şu Zerrecik vücudum hatsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hatsiz vücutlar kazanmaya vesile. 3 Üç, üçüncü, üçüncü. bir tane de var. 4 tanedir. Mesubiyet cihetiyle 4 o. <laughs> bir an yaşaması nihayetsiz vücudu kazanmasına. Ortada bir tane de var o da çok önemli. Bulunun. 69. O ortadaki hep ortada kalıyor. Onu bulun da gideceğim. Geçeceğim onu. Bak insan bu. Cennet gayı yapmamış. Namaza kadar buradayız. Ona göre yani kendinize... Ha? Ne yapalım dedin? Şey... Öyle mi? Tamam. E, o zaman tamam. Şunu bulalım. Ondan sonra ara bir. 20, 20, 20 dakika mı var? Ha. ha. Bu zerecik vücudum. Hassiz, e, hassiz bir vücudun aynası. Tamam. Birincisi bu. Ve nihayetsiz bir indikasyon. Sadece ve hadsiz vücutları. Hassiz vücutları kazanmasına bir vesile. Üçüncü söyleyecek şimdi. Ve kendinden daha kıymetli, Hı. baki, vücutlara meyve veren bir kelime hikmet hükmünde bulunmuş. Üç bu. Dört. Şimdi. Ve mensup ebediyet bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetler olduğunu ilmen yakın ile bilmiyor. Üçüncü neydi? Kendinden, Kendinden daha kıymetli, baki, baki mutadit vücutları kazanmasına meyve, ve, meyve veren kelime hikmet hükmünde. Meyve veren kelime. -i. He. bir vücudun eseri ve sanatı. Şey sen oku Mustafa, sen oku. Bak, Vurgulayarak. Şuur iman ile diyor ama. He. Şu çünkü bundan sonra bunu diyor ama böyle sonra. Çünkü şuur iman ile bu vücudun, vacib vücudun eseri, vücudun, vacib vücudun eseri sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Anlamakla. Bunlar anlaşılırsa şuur iman diyor. Sonra ne oluyor? Vahşi evamın hatsız karanlıklarından. Vahşi evamın hadsiz karanlıklarından. Ve ve firakların elemlerinden Ölüm, firak var ya ölümün ölümü ölüm yapan neydi? Firak. Firak kalkıyor, ölüm kalkıyor yani. El, ölüm yani. acısı, ölüm korkusundan kurtulursun yaşarken. Fırak, ölüm diyor, ölümün açık, hakikati nedir içeri? Firaktır. Evet. Firak olmasa e, e, şeyi gelemez. Ecel. Alamaz yani. Evet, ruhumuzu alamaz. Yani ölüm niye acıdır? Frak olduğu için. Frak kalkıyor bak burada. Frak kalkınca ölüm kalktı. Şu şey, şu yani. kim diyor? Hı. Ha şöyle evet, evet tamam. Haksız bir kurtulup mevcudatı hayatlara bütün sevdiğim mevcudatta muvakkat firak içinde. Yani ölümün aslı içli e, e, firak yaftı. Ondan ondan ayrılacağım ama muvakkat bir böyle bir geçiş gibi iken mevcudatta bütün sevdiğim mevcudatta. Hı. Muvakkat bir içinde ölümle değil mi? Dâimi oldu, var olduğunu bildim. Ha, firak gibi gözükürken ölüm aslında her şey hakiki kavuşmak kurumsal şey firak yok. Ya, hakikatte yok. Kavuşmak yani. Sanımızda. Evet, sanımızda var. <laughs> bir kardeş işte dedi mi o, o adam ee, ona bir Ramazan'da ders yapmış. Korku işte o korkunun içerisinde bunu da tespit etmiş. Aslında o firaklar visaldır. Ama şuur imanla olur. Şuur imanla olur. Olursa bu, Evet. olmuyor, olmuyor tabii. Bol. Bak yani edebi varsa demek ki şuur iman yok yani. Evet. Şurayı tespit edebilir buradan, konumunu. Evet, doğru. Yani şuur iman nasıl olur? Ya kardeşim sen onu yaşarsın ya anlatılmaz ki. Anlatsan ne olacak ki? Laf olur. Biz onun yaşanır bunlar ya. yani ama ölümü bak nasıl aletti Hadsiz fıraklardan kurtulur. Fırak ölümün içeriğiydi. Süret ölümdür. Ölümün acısı nedir? Fıraktır. Yani içerisi fıraktır. Yani onun için acıdır. Ee, peki fırak kalkarsa surette kalktı. O zaman teris oluyor ve tatmıyor. Çift hayat oluyor. Bir lastik patladı, öteki lastik gidiyor. Vicdan bu sıralı sistemde hatıkati hissine sahip oluyor. Adeta fıtratın hisse dönüşüm kavşağı. Fıtratın bak, mouse bakın mouse bakın hi, e, şeye <laughs> hisse yani fıtrat meyle meyl hatse hat. Vicdandaki e, hisse, vicdandaki vicdan şey zihine, vicdandaki irade hisse dönüşüm kavşağı vicdandır. Fıtrat e, hisse dönüşüm kavşağı vicdandır. Fıtratı bize hissettiriyor vicdan. Fıtratı bize hissettiren vicdan. Şimdi e, namaza <laughs> kadar okuyalım, değil mi? Ondan sonra namazdan sonra namaz kalıp dağılırız. Keseriz. 20 dakika için şey yapmayalım. Ee, <laughs> evet abiler. Bu öyle mi? Ee, aa yok. Evet ama onu atlıyoruz. Çünkü o okundu. Ee, yani aynı şeyi anlatıyor. Senin oku, şey okuduğu Mustafa. Yani 522'de. Fakat e, okunduğu için daha önce okunduğundan geçiyoruz ben size şey yapayım. Ee, sayfa abiler 156. Bakayım 156'yı burada görecek misiniz? Ha bak 156 ha, gördünüz mü Asu? Bak alet alet böyle ellerde nimet değil mi? Allah'ın izniyle böyle böyle olacak ya. Yeminde olan şimalinde eder vicdanı işi istişat emanımda hüsnü hayırdır hedefimde saadettir onun miftahıdır her dem ki la ilahe illahu ha lemat bak yemi Yemin olan şimalinde eder vicdanı istişat. Yemin nedir? Sağ taraf. Mubay Hani Allah'a iman. Sağ taraf. İslamda Risale-i Nur'da sağ taraf geçmiş, sol taraf gelecek. Tamam. Yani ta tabir diğerle sağ taraf Allah iman, sol taraf ahirete iman. Yemin sağ taraf. Şimal sola ve kuzeye ait. <laughs> İstişat şahit gösterme. Yani Allah ve ahireti gösteren vicdan. Ön taraf ya. Böyle bir kavşak. Çünkü şu pencere var ya kaptır seyreden vicdandır. Gözüken Allah'tır. Çünkü ve vicdandaki Latife-i Rabbaniye vazifesi nedir? Muşahadetullah. Ha? Peki. Evet. Yani, vicdan, vicdan o vicdan gösteriyor. Latife-i Rabbaniye müşahede ediyor. Ediyor evet. Yani, ezelahı, zahir, göz. E göz e, şeydir vicdan. Göz, e, yemin olan şimalinde diyor. E, yemin olan şimalinde Hı -hı. eder vicdan iştişat. Yani burada nasıl ters olacak? yemin sağ tarafı mübarek mi? He sağ taraf yemin. Sağ taraf insanın gelişini noktayı istinat ya Allah. Yani vicdan sıkıntıları, hadiselere karşı bir nokta istinat ve noktayı istimdatla ayakta duruyor. Yani Allah'a iman ve ahiret iman ikisi de kutb imani <laughs> vicdanda şahit oluyor. Allah'a şahit oluyor. Onun için Mustafa da okudu ya vahatsiz ev, vahşetlerden kurtulur. Çok duruyor arkadaşlar. Fıraktan vahşet doğuyor. İtel çöküntü. Fırak ölümdür. Fırak nedir? Bak şimdi eşimden o topla koy. Kızımdan, oğlumdan, arabadan, makamdan, nefes almaktan, baklavadan, dünyadan, güneşten, buğdaydan, gezmekten. Hepsini bir araya topla. Bunlardan ayrılmanın toplamıdır. Bundan da bundan da bunu ayrılacağım. Din diyor ki bunlar surettir, hakikatine geçeceksin. Ama hissi zahir bırakmıyor genel. O da beşeriyetimiz kaldıkça. Beşeriyetimiz kaldıkça hiç siz hiç siz zahire müptelayız. Beşer şerlerle beraber zıtların cemidir. Ne kadar sıyrılırsak insan olmak kolay değil. Beşerden insan olmak zordur. Onun için peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlığa çıkarmaktır. Bu derslerde biz insan olmaya çalışıyoruz. İnsanı tarif ederken 11 11 tane sıfatını şeyde söylüyor. O insan tarifi şualar söylemeyeceğim. Sözlerin 11. hakikatında 11 tane insan, beşerden insan olmanın alametini söylüyor. 11 tane sıfat. Ne kadar varsa o kadar insanız. İnsan nedir tarifi 208 şualarda? Sol tarafta şey yapıyor böyle. Ama orada bir tanesine diyor ki insanı tarif ederken iki şey söylüyor. Kur'an'a geç diyor İnsan şu kainatın, insan ama, iki nokta şu kainatın ayet-i kübrası, insan, hemen altında başka bir madde, ayet-il kürsisi. Bunu nasıl anlarsın? İnsan kainata ayet-i kübrası, ayet-i kürsisi nasıl anlarsın? Geç şimdi. Ee, ta bilmediğim bir şeyi, bildiğim bir şeyle çöz. Kur'an'ı hayal et. Kulasası <laughs> ne nedir Kur'an'ın? Yasin. Filistesi nedir? Fatiha. Ha, şimdi Kur'an Fatiha neyse insan kainat odur. Peki e, ayet-i kürsi ne de, nerededir? Bakara suresinde. Ne var onun da? Ayet-i kürsi niye ayet-i kürsi oldu? Çünkü ismi azam var orada. İsmi azamlara sahip. İsmi azamlara üç yer varmış. 25. sözden söylüyorum. Bir ayet-i kürsi de iki e, şeyde Fetih suresinde Üç, kullanılmayan ulema, ulemanın demediği bir süre var. 25. sözde var onu. Niçin ismi azam var? <laughs> o sürede ismi azamların harflerini kullanıyor. Onun için o sürede ismi. Var. Mesela 20. mektubun başında var ya. La ilahe illallah vahdehu la şerike le mülk ve lelam ve yumit ve muhayyün la yemut. Bi hayr ve şeyin kadir ve ileyin bu hadis-i şerifte İsm-i Azam'a mazhar olduğunu söylüyor. İsm-i Azam niye var ne demektir diye. Ee, harfler, harfler İsm-i Azam'ın harfleri kullanılıyor. Yani bütün isimler kullanılıyor. Kur'an'daki bütün isimler kullanılmış. <laughs> Bazı harfler tabiat itibariyle ateştir, topraktır, sudur, havadır vesaire. Mesela Fetih suresi var ya, öğle namazından sonra okuduğumuz. İsm-i Azam'a mazhar. Külliyattakileri söylüyorum. İki, 20. mektuptaki tesbihattan önce söylediğimiz La ilahe illallah vakti ula şenikele orada söylüyor İsmi Azam <laughs> bir de ayet kürsi, bir de o soruyu hatırlayamadım. 25. sözde var. Şimdi dedik ki insan kainata ayet kürsi ve ayet-i kübradır. Kur'an hulasası Yasin, Filistesi. Filiste nedir? Kitaba geç. Kitabın Filistesi nedir kitaba? Fatiha Kur'an öyledir. Ben kainatı öyleyim. Yani Filistey'e bakınca bu kitapta ne var ya muhteviyatı nedir? İnsana bak kainatta ne var görürüz. Yani küçük, büyük. Onun için hadiselerden küçük bakmamak gerekiyor. Nadir abinin <laughs> abin en büyük özelliği bize faydası küçük resimden. Kardeş büyük resme geç. Mahkum olma ya. Yani bütünü gör. Bütünü göremezsen bütününü oraya gömersin demişti. Cüzden külle geçemezsen küllü cüze boğarsın, boğarsın. Boğulursun. İnşallah bir de böyle bir Nadir abinin defteri var ya doktor sağ olsun. Onun notlarını kaleme çevirdi. Böyle bir deftere çevirdi. 160 sayfa mı ne? Onun notlarını deftere çevirdik. Şimdiye kadar galiba 11 sayfa yapabildik. Belki de o kadar da değil. 7 sayfa veya 11 onu yapalım böyle. Bu onu görebilmek, intibalarını böyle tespitlerini. Şimdi <laughs> ezana kadar devam ediyoruz. Bir tane de okuyayım. Aşağı iniyorum. Burası da çizilmemiş. <laughs> Sözler 700 aynı mana mektubat 469. Tamam? Bu nerede anlatıyor? Bu defterin 222. sayfasında. Burada. Vicdan cezbesiyle Allah'ı tanır. Vicdan da mündemiştir. Yani içindedir değil. Gömülü. İçinde ha buradayız. Ama gömülü var başka bir şey. Her yerinde aslında. Evet. Yani sen buradasın. Her yerinde değilsin ki. İçinde bu. Ama Mündemiç olunca her yerindesin. Mesela yani batını heh, en güzel oldu. Mü, vicdanda mündemiştir bir incizap ve cezbe. Vicdanda bu var. Çekme ve çekilme var. Vicdanı inkişaf eden insanda vicdanı olanları çeker ve taşır. Yani onu çeker veya kendisi oraya taşınır. İki türlü terbiyeci varmış eskide. Bir tür yani peygamberlerde, velilerde vesaire dahil bir çip var böyle. Gider adama Fatih, adamın içine girer, ruhunu tamir eder, gelir. Ya gece yapar, gündüz yapar, gözle, nazarla yapar, kelamla yapar, davranışla yapar, eğiterek, ders vererek yapar, yapar da yapar. Birinci yöntem nedir? Girer ona, onun için gözüne bakmayın, gözünüzden girer kendisi o ruhuyla Mehmet kardeşin ruhunu yapılandırır, tamir eder. Gevşemiş civataları şey yapar şey yapmamış pası dökülmüş gafurun ruhunu pastarı zımpara yapar, boyasını vurur, çekip gelir. Ama bu başka şey. Bu e, şeydir e, normal bir kutuplar yapıyor. Yani asıl imamları. Peygamberlerin iman şeyi ise e, bu gitmez. Alır getirir buraya Burada benim atölyede tamir ederim. al senin süpürge makinasını tamir ettim der. Birisi cezap birisi cezbe şimdi söyleyecek. Cezbe kendine kendini doğru çekme. Gel buraya. Tamir eder. Ah, tezgahta yaptım. Ö servis geldi, hiç dükkana götürmedi. Harun. Burada tamir etti. Tamam, ver parayı Bazı ya kardeş buraya baktık ama burada olacak değil ver içeriye. Şey için söylüyorum, bunu derste dinleyenler var, başımında sıkıntı oldu sence. Ya doktor falan hekim azıktır diyor. Yani hekim, doktor bedeni tamir ediyor. Hekim azık, hekim ise bedenle beraber ruhu tamir eden denir. Bu adam şeyde yazhanesine ben gittim gördüm, hastalar ise küçük koymuş. Maddi tamir ederken uygunsa hastalar isersin veriyor. Hekim azık. Görüyor musun? Doktor bedeni tamir eder. Hekim ise ruhu tamir eder ama bedensiz ruh değil. Bedeniyle beraber. Hekim azık nedir? Bedenle ikisini cem eder. İltifat etmiyorum doğru söylüyorum. Şimdi bunu bitirdik. Burayı anladık mı abi? Ha şey yapmadım geçmedim ya. Biz hepten metsup olmuşum. Bir cazibin cezbiyle daim olur incizap. Aa, şimdi Vicdan incizap ve cesbe ile karşıyı yaptığı gibi yapılandırdığı gibi Allah, yani ahiretle ve Allah'a imanla da vicdan yapılanır. Yani şöyle Allah e, alır ruhumuzu ahirette öyle. Hangisi alır? E, vicdan iki yapıyla yani iman esası altı tanenin iki tanesi kutbul imanidir yani. Kuzey kutubu, güney kutubu gibi. Yani iman esaslarının imanı. Yani asılları. Meleklere, peygamberlere, kitaplara. Başka ne demiştik? Bunların da temeli nedir? Allah'a ve ahirete. Kutbu iman iki tanedir. Diğerisi batı ve doğu. Ötekisi kuzey ve güney kutupları gibi. Yani vicdan da Allah'a imanla, ahiretle imanla yapılandırılır. Yapılandıkça da yapılar. Yapılanan yapılandırır. Öğrenen öğretmen. Kutup deniyor. Buna. Kutup deniliyor. Bir de ferdi ferit var. Evet. Ferdi ferit yapınca e, muhalefetun ilhavadis herkesten farklı olarak yapılandır. İkisini celbeder, cezbeder. Ne yapar? Hem aklı hem kalbi. Yani e, dinde hassas, muhakeme akliyede noksan olmaz. İkisini cebeder Hem akıl hem imiştan. Ferdi ferit. Bak fert, ferit. Tek, yok başka bir şey. Yani askerlik yapanlar e, bilir, bilmeyenler benden öğrensin diyor. Ben de size söylüyorum. E, elbiseyi çıkarttığımız zaman, yeni elbise, askeri <laughs> elbise. Daha yeni giymişsen, eski demiyorum. Ben ben de yapardım, bölük çavuşuydum. Yeni adam, askerliği bitti, usta olduğu için yeni giymiş efendi gibi. Yani böyle zulüm. İki aylık elbise. Teris oldu, onu atmıyoruz gelen acemiye veriyoruz. Yeni elbise. Ama genel kurmay kurmay başkanı bir ay bir gün dayı olsa o elbise genel kurmay da elbise asılırmış. Onu bir başka genel kurmay giyemez onu. İnsan kainatın genel kurmayıdır. Onun için bu elbiseyi kimse giymez. Allah bu simada başka birisini yaratmayacak. Bu simada benim artık. Burada ben oturuyorum. Benim gibi, senin gibi kimse yaratılmayacak daha. Ama Köpek gibi köpek, koyun gibi köpek olacak. Koyun gibi koyun, e, sığır gibi sığır olacak. Ama benim gibi kimse olmayacak daha. Yani her bir şahsiyet tek yani. Tek tek Ferdi Ferit. Ferdi Ferit'i anlatmak için söyledim. Tek ama tek. Tek ama tek. Tek aslan vardı kırık şeyde, karşıda. Arkadaşlar e, devam ediyor arkası çok acayip. <gülüyor> Bu <gülüyor> Ha? İki sayfa yazdık buna girersek çıkamayız Çekil, O zaman <laughs> şimdi esas bu 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 mevzu burada duruyoruz gitmiyoruz ama size e, göstereyim şurada e, Arkadaşlar bu e, ve biraz daha git bu bir sayfa çekme nasıl ta tamir ediyor çok önemli hafta inşallah nasıl giriliyor giriliyoruz Belki de Gafur çok ruhuna girdi de tamir ediyorlar ama sen bazen ruh, şey, rüyada şahit oluyorsun ama senin rüyanda şahit olduğunu bazı havas senin gündüz seninkilerine şahit oluyor. <laughs> Kendikine değil seninkilerinde şahit oluyor. Tamam. Şimdi burada kesiyoruz. Nasıl tamir ediyorlar? Onu konuşacağız inşallah fırsatımız. Allah fırsat verirse. Neyin <laughs> ne oluyor? İşte tek tek inceleniyor burada. orada bir baktım 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 da arada ben hiç yokum. Yani ben hiç yokum arada. Bulamadım. Yok yok yok. Bir şey orada orada kendimi göremedim diyor. Yani farklı şey var yani bu gibi böyle bir senin de şeyin dışında oluşan işler var. Ya. Evet. Senin dışında arkadaşlar top sahasının sistemi, kuralı futbolcunun isteğine göre değil. O sistem içerisinde, kural içerisindeki kuralını tespit ediyor adam futbolcu kural içerisinde kuralın olacak. Öyle. Ama öyle bir kuralın ki kuralın dışına geçemezsin. Burası penaltıydı veya taştı. Ben saymıyorum. Futbolcu bunu diyemez. Senin elinde değil. Yani cezbe, <laughs> bir şey de Bu. Farklı bir şey. Çok farklı olacak. Yani biraz farklı öyle anladığımız gibi değil Cezbe ve Ceza. Çok farklı. Çok farklı. Ona gireceğiz haftaya. İnşallah yaşarsak. Ve ahir devahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.